Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta. Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. İyi haftalar diliyoruz şimdiden. Haftanın ilk günü hep beraberiz. Bugün saat 12'ye kadar, yani yaklaşık 2 saat kadar sizlerle beraber olacağım. Hafta içi sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru ve görüşleriniz, önerileriniz için 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii günün öne çıkan başlarına baktığımız zaman tabii milli takımla ilgili birazdan detaylı bilgi vereceğim ama 2021 doğum sendromları Avrupa oyunlarında biliyorsunuz özel sporcular doğum futbol, futsal milli takımımız finalde Portekiz'i 6-0 yenerek 6 madalya elde etti. Hafta sonu yarışma yapıldı, bu mücadele yapıldı. Doğum sendromlu kardeşlerimize tebrik ediyoruz. Formula 1'de biliyorsunuz GP'de zaferi Bottas kazandı. Onunla ilgili detaylı bilgileri zaten aktaracağım. Evet, millilerimiz en zor viraja bu akşam çünkü artık ipler artık elimizde değil. Onu şimdiden söyleyelim. Norveç'te 1-1 berabere kaldı. Türkiye ve en kritik maç denilen Norveç maçlarından bir tanesiydi. Kritik maçlardan bir tanesi Norveç maçıydı maalesef. Kendi evimizde, kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde. İyi bir performans gösteremedik, iyi bir futbol oynayamadık. 1-1 berabere kaldık. Şimdi Dünya Kupalarına katılma yönünde çok da büyük avantaj kaybettik bu anlamda. A milli takımımız gruptan çıkma şansını nasıl buluyorsunuz? Demin de söylemiş oldum ki artık hiçbir şey bizim elimizde değil, hep rakiplerin elinde. Bu akşam çok zor bir maça çıkacağız biliyorsunuz. Letonya'nın başkentinde, Letonya ile oynayacağız başkentte. Riga'da 21.45'te mücadele başlayacak ve TRT1'den de naklen yayınlanacak. Grupta biliyorsunuz Hollanda 16 puanla lider durumda. 14 puana sahip Norveç 2. sırada. Türkiye ise 12 puanla 3. sırada yer alır. Milli takımda kart cezaları da önceki maçta Norveç maçında oynayamayan Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü eğer bu form bu akşam Sayın Kuntz görev verirlerse forma giyebilecekler. Serdar Aziz biliyorsunuz gözüne bağlı bir travma geçirmişti. Serdar Aziz ve Kenan Karaman'a da o da biliyorsunuz ameliyat oldu, operasyon geçirdi. Kenan Karaman'a şimdiden geçmiş olsun diyelim. Serdar Aziz de aynı şekilde ikisi de kadrodan çıkarıldılar. Muhtemel 11'imize baktığımız zaman kalede Uğurcan'ı görüyoruz. Zeki Çağlar, Merih Caner, Ozan Taylan, Cengiz, Hakan, Kerem ve Burak'la çıkmamız bekleniyor. Muhtemel 11'imiz öyle. Diğer konu başlığımız da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yakınlaşmada yeni bir adım atılıyor. İki kulüp daha önce biliyorsun amatör branşta da beraber hareket edeceklerdi. İki kulüp de ezeli rekabette Avrupa'da ortak mağaza açacaklar. Tabii bu sadece yurt dışı mağazası olacak. Yani Türkiye'deki storlarda kendi ürünleri satılmayacak ama yurt dışındaki mağazalarda iki takımın da ürünlerini çok rahat bir şekilde ortak mağazada satın alabileceksiniz. Bu ortak yaklaşımla ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Christoph Daum'un hafta sonu biliyorsunuz Bild'de yapmış olduğu bir açıklama vardı. Kuntz'la ilgili intihar görevi olduğunu belirtti. Yani Türk milli takımını değil de kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söyledim tarzı bir açıklama yaptı. Hem Daum'un hem Kuntz'la ilgili açıklamaları da sizden, onlarla ilgili yorum da sizden almak istiyoruz. Genel anlamda zaten bugün yıldızlı takımımız, A milli takımımıza tamamen döneceğiz. Letonya Türkiye maçına biraz daha ağırlık vereceğimiz söyleyelim. İlk dinleyicimizle beraber de ters köşe açalım. Günaydın. Aygün Bey günaydın. Muğla'dan Yusuf ben. Yusuf selamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler Yusuf Bey. Nasılsınız? Çok mersi. Teşekkürler. Çoktan beri düşüremiyorum. Bayağı bir mesafe oldu aramızda. Doğrudur. Doğrudur. Bayağı doğru. Muğla'dan Yusuf Bey doğru. Epeydir konuşamadık. Buyurun Yusuf Bey. Evet. Öncelikle ben şu milli takımdan başlayayım. Ya ben zaten Türkiye'de yabancı kısıtlaması oluyor. Yabancı kısıtlaması yapıyoruz. Türk milli takımının başına yabancı teknik direktör getiriyoruz. Yani bu bence saçma bir şey. Niye yabancı kısıtlamasını yapıyorsunuz ve Türkiye'de onlarca, yüzlerce teknik direktör var mesela. Onlardan birini getirin. Yani ondan sonra diyoruz ki Daum açıklama yapmış, intihar girişimi şey. Yani bilmiyorum, benim bu adamın bir başarısı yok yani. Başarılı bir şey yok. Geçen maçı izledim ben. Bir gol attık mesela. Karambole gol oldu. Ondan sonra pozisyonumuz yok zaten. Yani adamlar
8-10 kişi eksikle geldiler ve buradan bir topları direkten dönüyor, gol atıyorlar, baskı yapıyorlar. Bizde hiç orta saha yok, forvet yok. Yani Burak 36 yaşında, Burak'tan biz hala bir şeyler bekliyoruz. Orta sahamız hiçbir şey yok. Defansımız aynı mesela. Doğru. Bilmiyorum yani biz bu şeyle başarılı olamayız yani. Elimize gelen fırsatı değerlendiremedik. Buradan alacağımız bir galibiyet yine bizim bir şeyimiz olacaktı. Umudumuz olacaktı ama bu saatten sonra ben sanmıyorum yani adamlar puan kaybedecek de biz puan alacağız da. Çok büyük fırsatı teptik yani Norveç karşısında, onu da söylememizde fayda var. Aynen. Yani belki şu olabilir mi? Bu hoca değişimi çok acil mi oldu? Yani belki tamam Şenol Hoca'ya çok tepki vardı ama yani belki bir iki maç daha devam edebilir miydi diye düşünmek lazım. Bilmiyorum yani. Evet evet yani ben de katılıyorum ona. Zaten bizim zaten şurada 4-5 periyotluk bir maçımız vardı. Onu oynayacaktık. Ondan sonra hani başarı veya başarısızlık, ona göre önümüze bir plan koyacaktık. Yol haritası koyacaktık. Ona göre şey yapacaktık. Ya bilmiyorum ben hani Türkiye'de de aynıdır bu. Bir başarısızlık olduğu zaman direkt ne yapıyoruz? Teknik direktörü yolluyoruz. A teknik direktör, B teknik direktör geliyor. Bir iki hafta başarılı oluyor. Ondan sonra tekrar başarısızlıklar oluyor. Ha bir de her gelen hocayla 3 yıllık 5 yıllık anlaşmalar yapıyoruz. Evet, evet. Şu an yine yaptık yani. 3 yıllık evet. Yaptık. Sayın Nihat Özdemir Bey kaç sene kalacak yani bu Türkiye Futbol Federasyonu başında, bilginiz var mıdır sizin? Seneye seçim var. Seneye seçim var. O gittiği zaman atıyorum. Siz geldiniz Aygün Özüpek. Siz devam eder misiniz? Başarı olmaz. Usta mı? Evet. Yok, devam etme. Yani, başarı olmadığı sürece devam etme. Başarı yani. Gelme ihtimali de ben düşük görüyorum. Çünkü yok. Yani milli takım çalıştırmamış. U21 hocasını getirip sen milli takım başını koyamazsın. Yani yanlış yani anlaşılmasın bizim, kimse. Evet, kimse. 20-25 hocayla görüştük diyorsun. Hiçbiri olmayınca kumsaladık diyorsun. Ben size en basitini söyleyeyim. Bizim Türkiye Bayanlar Futbol Voleybol'da bizim İtalyan teknik direktörümüz var. Doğru evet, mudur? Doğru. Artı kulüp yönetiyor. Artı ve başarı mesela. Başarı. Bu nedir? Bizde de yapabiliriz bunu. Niye? Biz şu an atıyorum. Aygün Özüpek Fenerbahçe'yi yönetiyor. Siz sonuçta beni bir yere getireceksiniz. Zaman... Belli oldu. Vallahi sonuçta beni bir yere getireceksiniz. Ya beni federasyon başkanlığı sizi... ya Ben sizi getireceğim. 40 kez mi? 41 kez söylenince olurmuş derler. Yapacağız. Yani atıyorum. Bunu yapabiliriz ya. Atıyorum. Mustafa Denizli, Şenol Güneş gitti zaten o. Öbürküler. Ya 2 tane 3 tane teknik direktörü koyalım. Yani siz mesela atıyorum. Ya 59 yaşında Kuntz'u getiriyorsun. Almanya o 21 takımını çalıştırmış. Yani şöyle evet. Söyleyeyim. Karşılığı Türkiye'de Tuklu Dolunay Kafkas. O 21 çalıştırıyordu. Evet. Doğru mu? Onu getir o zaman. Yani. Hayır, başka bir şey söyleyeceğim. 59 yaşında biraz gençleştirelim diyorsun. Getirdin hanım 59 yaşında. Evet. Almanya'da beğenme. Almanya'da spor akademisini, Köln Spor Akademisi'ni birincilikle bitirmiş. Kim var? Yılmaz Vural Hoca var. 69 evet. Yaşında. Evet. Olabilir. Benim ağzımdan lafı aldınız. Yani verin Yılmaz Vural 6 maç. Hocam gelin ne diyor? Ben diyor 5 kuruş istemem diyor zaten. Hocam gelin bu takım size emanet. 6 maç sonunda tekrar oturalım. Bir daha şey yapalım. Adam zaten seve seve gelecek yani. Buna biz niye şans vermiyoruz kendi şeylerimize? Gidiyoruz. Ya Okan var. Okan Hoca var. Aykut Kocaman var. Yani, Bülent var. Yani Çağdaş Odaça var. Hamza Hoca var. Yani 30 tane isim sayarız genç yani anlamında. Dedik ya hani Okan Buruk, Aykut Kocaman, Hamza Hamzoğlu, bunları toplasan 4 tanesini teklif etsen 4'ü de seve seve gelir ve beraber de çalışırlar bunların yani. Ya ben hani... bir de şeye de inanmıyorum. Sözünüzü unutmayın Yusuf Bey de. Dediler ya işte efendim tazminat yok, bir uçak biletine gider dediler. Ben o cümleye de inanmıyorum. Yok öyle bir şey yok. Gidişli giderken ne kadar para alacağını göreceğiz. Evet evet yani öyle bir şey var. Şenol Güneş'le ne dediler? Sözleşmeyi karşılıklı feshettik ama şey veriyorsunuz yine, tazminat veriyorsunuz. Karşılıklı değil bu yani. 7 milyon mu 8 milyon mu evet, kendine para aldı. Yani karşılıklı değil ki bu. Ama hak ettiği para yani şimdi. Ya ona bir şey demiyorum hak ben. Hak ettiği hani. Parayı alacak insanlar ama onu diyorum yani. Yok hani efendim, milleti kandırmanın bir anlamı yok. Karşılıksız dediğiniz zaman iki taraf da anlaşmıştır. Ben istifa ediyorum ya da hocam biz anlaşamadık tamam o zaman sözleşmeyi feshediyoruz şey yapıyoruz dersiniz. Dediğiniz gibi ya bu bizim paralar har vurup harman savuralım. Allah sonumuzu hayretsin. Yani bizim ayağımıza gelen fırsat. Ben ya maçı izliyorum Aygün Bey. O kadar hani umutla başladım maça. Bir gol attık. Bir golden sonra pozisyonumuz yok ya. Burak offside'e düşüyor. Şey yapıyor. Hani yani Burak da kendini yerlere atıyor. Yemin ediyorum. Yani, yani 36-37 yaşındasın. Sen orada şeyimiz var bizim. Fenerbahçe'den almışsın. Galatasaray'dan almışsın. Çift forvet oynat.
dene bakayım yani. Zaten hani kaybedersen bir şeyi kaybetmeyeceksin. Ama kazanırsan artı kaybedeceksin. Biz burada iki tane altın puan. Evimizde maç alamadık ya. Hep 2-0'dan 2-2, 3-0'dan 3-3, 1-0'dan 1-1. Yani doğru mudur? Doğru, doğru. Yani peki. Yazık. Peki. Aygün Bey teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Sağ olun, çok teşekkürler. Kendinize bakın. İyi günler. Sağ olun, çok mersi. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra telefon almaya devam ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10-13'ü gösteriyor. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo. Alo. Tahmin ediyorum dinleyicimiz hattan düştü. Mesajlara geçelim isterseniz. Instagram'da da çok fazla mesaj var. Battu 1926. Abi, grubun 3 favorisi var. Sen gidiyorsun, birinden 3 puan, diğerinden 4 puan alıyorsun ve bu gruptan çıkamıyorsun. Ne diyelim ki abi, yazıklar olsun diyorum demiş. Doğru söylüyor Batu kardeşimiz. Yasin Nacak. Merhaba abi, günaydın. Bence kaybedecek bir şeyimiz yok. Hakan, Yusuf, Cengiz, Kerem, forvette Serdar Dursun oynamalı demiş Yasin Nacak. Günaydın. Günaydın. Alo. Günaydın. Merhabalar. Kime görüşüyoruz? Ben Ayhan, ben Mersin'den arıyorum. Buyurun Ayhan Bey, hoş geldiniz. Evet, ben öncelikle şu milli takıma bir değinmek istiyorum da. Şimdi bu bizim milli takımımızın ben herhangi bir taktik sisteminin olduğunu düşünmüyorum mesela. Hı hı. Mesela Stefan Kuzun yaptığı açıklamada dediğine futbolcuların istediği sisteme göre ben oynatıyorum falan bir şey söyledi bence. Hı-hı. Yanlış mıyım? Yani şöyle söyleyeyim, ben sahada bir sistem göremedim. Eğer futbolcular böyle bir sistem istedilerse, böyle bir taktik istedilerse ben onu da göremedim. Açık söyleyeyim. Yani, İlk maç atıyorum. Norveç üzerinden konuşuyoruz değil mi şimdi? Letonya üzerinden değil, Norveç üzerinden konuşuyorsak sahada ben ne yaptığını, milli takım ne yaptığını anlamadım açık söyleyeyim. Ne yapıldığını anlamadım. Şöyle bir şey vardı. Efendim? Bir de şöyle bir şey vardı mesela. Cengiz bir köşede oynuyordu. Taktik sistem anlamında söylüyorum. Hı-hı. Cengiz bir köşe bayrağın yanında. Kerem bir köşe bayrağın yanında. Burak da tam ortada oynuyor. Yani birbirimize çok uzak oynuyoruz. Yani böyle bir sistemin olduğunu düşünmüyorum. Örneğin Victor Pereira'yı baz alalım mesela. Fenerbahçe sistemi en azından geldi mesela, bir sistemini oturtmaya çalışıyor. Evet, bir sistem yetirmeye çalışıyor. Aynen. Bazen eleştirilebiliyor, tamam, onu kabul edebiliyoruz mesela. Yani hücumsal anlamda özellikle ilk sırada mesela. Ama mesela en azından bir sistem var. Ama Türkiye'nin hiçbir sistemi yok yani. Stefan Kuşsun da ben başarılı olacağını şahsen düşünmüyorum. İnşallah olur tabii ki de. İnşallah Katar'a, Dünya Kupası'na da gitmeyi çok istiyoruz gerçekten. Ama bizde öyle bir şey var ki hemen bir bıtkınlık var yani, mesela bırakılmış var. Niye böyle bir şey, ben de anlamadım. Anladım, peki. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok abi, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. HDI Sigorta'dan ikinci nesil acentelerine özel kulüp Hadi Genç. HDI Sigorta gelecek için sözümüz var mottosuyla ikinci nesil acentelerini desteklemek, yeni çalışmalar için onlara ilham vermek ve geleceği birlikte tasarlamak amacıyla Hadi Genç isimli acente kulübünü hayata geçirdi. HDI Sigorta yenilikçi ve güçlü sektör anlayışına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İş ortaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve acentelerin yeni nesil üyelerini geleceğe hazırlamak amacıyla Hadi Genç Acente Kulübü'nü kurdu. Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki acentelerin ikinci nesil temsilcilerini tek bir çatı altında toplayarak başta HDI Sigorta olmak üzere sigortacılık sektörünü yakından tanımaları, kurum aidiyetleri ve iş süreçlerine olan hakimiyetleri arttırmayı, sektörün dinamiklerine uygun yeni çalışmalar için ilham vermeyi ve bu kapsamdaki projelerin birlikte hayata geçirilmesini hedefleniyor. Geçtiğimiz hafta HDI Sigorta Genel Müdürlük binasında başlangıç ve vizyon toplantısı için satış, bilgi, teknoloji ve dijital çözümler genel müdür yardımcısı Emrah Çalık öncülüğünde bir araya gelen 16 temsilci gencin uzman danışmanlarından aldıkları mentorluk ile faaliyetlerini artırarak devam etmesi planlanıyor. Toplantıda kadın yönelik bir kulüp hazırlığı içerisinde olduklarının müjdesini de veren HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, gençlerimizi iş süreçlerimizin bir parçası haline getirmek, gelişimlerine
katkıda bulunmak, geleceği hazırlamak ve günün sonunda sektörümüzün gelişimi adına önemli bir adımı birlikte atıyor olma fikri bizleri çok heyecanlandırmıştı. Bugün sizlerdeki ışığı, isteği görmek doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Hadi genç, gençleriyle uzun vadede sigorta çözümlerinden sosyal faaliyet alanlarına, sektörde önce olarak proje ve fikir ortaklarına imza atacağımıza eminiz ifadelerini kullandı. HDI Sigorta'dan tekrar demin de söylemiş olduğum gibi ikinci nesil acentelerine özel kulüp Hadi Genç. Evet, hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo. Alo. Tahmin ediyorum yoğunluktan bazen dinleyiciler düşüyor. Sakın yanlış anlamayın. Sonra telefonları falan niye kapattınız diye söylüyorsunuz. Ama öyle bir şey ki yoğunluktan bazen hatların yoğunluğundan telefonun kapandığını söylemek istiyorum. İlkay Ay bir mesaj atmış. Trabzonspor iyi yolda ama futbolu yavaş, Fenerbahçe hızlı ve kombin oynarsa Trabzon'u rahat yener. Umarım Sosa ve Novak 11'de oynamaz. Fenerbahçe'nin zaten en büyük hatası da bu. Muhammed'i oynatacağına daha tecrübeli bir oyuncu oynatmıyor hoca. Sayın Avcı korkak oynattığı için bizi futbol oynuyoruz. Umarım bu futbolu Fenerbahçe iyi değerlendirmez demiş İlkay Ay. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Ben... Alo. İyi günler, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsim Engin, Ankara'dan arıyorum. Taksi şoförüyüm, 46 yaşındayım. Buyurun Senar Engin Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ya bu milli takım için, milli takımda oynayan, dışarıda oynayan futbolcularımız, diğer takımlara, Avrupa kulüplerinde oynadıkları takımlara verdikleri değeri milli takıma verseler, biz şimdi Hollanda'nın önündeydik. Hakan Çalhanoğlu. Top oynamıyor. Melih top oynamıyor. Yani Burak, Yusuf Yazıcı. Yani kendi takımlarında oynadıkları, verdikleri özveriyi milli takımda vermiyorlar. Yani Norveç elimize gelmiş. 85 milyon bir olmuşuz. Kadıköy'de o kadar taraftar. Şu takım elimizden kaçar mı? Adamlar 10 kişi eksik geldi. Eğer tam gelselerdi 5 olurdu ya. Evet, forvetler eksikti, doğru. Yani bu kadar eksik takımı avucumuza almışız. Şimdi dua ediyoruz ki Norveç puan kaybetsin Hollanda'ya. Yani onlar bizim peşimizden gelsin. Anladım. Peki. Eklemek için başka bir şey var mı? Vallahi bu milli takım bizi veremekti ya. Allah korusun. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Uğur Ateş. Abi Antep'e gel, misafirimiz yol. Yakınsın zaten demiş Uğur Ateş kardeşim. Şu an İstanbul'dayım Uğur, sevgili kardeşim. İstanbul Antep uçakla yakın da. İnşallah Antep'e de geliriz ileriki dönemlerde. Krinti demiş ki günaydın Aygün Bey, Ferdi kim ki Şenol Hoca'nın 11 garantisi istiyor demiş. Böyle bir şey yok. O haberi ben de okudum, bir iki yerde çıktı, sosyal medyada çıktı. Öyle bir garanti olayı yok. Sadece bir görüşme yapıldı, o zaman Şenol Hoca döneminde söylüyorum. Daha sonra tekrar bir araya geleceği konuşuldu ama hiçbir futbolcu hiçbir teknik direktör 11 garantisi vermez, onu şimdiden söyleyelim. Günaydın. Günaydın abi. İyi, yani merhabalar, kime görüşüyoruz? Alo. Alo, geliyor musun sesim abi? Biraz böyle sanki çekmeyen bir yerde gibisin. Alo? Alo? Tahmin ediyorum hattan düştü sevgili kardeşimiz. Cengiz Hazal Akbaş. Selam abi, Galatasaraylı olarak tarafsız yorumların için teşekkür ederim abi. İnan Türkiye'de hiç maçlardan zevk almıyorum. Bir tek seni dinleyerek zevk alıyorum. Teşekkürler abi demiş Cengiz Hazal Akbaş. Teşekkürler Cengiz kardeşim. İşte böyle mesajlarla gelin bana Cengiz kardeşim. Böyle güzel güzel mesajlarla. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? İsmim Fazlı, Avcılar'dan alıyorum, İstanbul'dan. Buyurun Fazlı Bey. Nasılsınız Aygün Bey? Sağ olun efendim, iyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Buyurun Fazlı Bey. İşten geldim de. Öyle mi? Tabii tabii. Gece, akşam mı çalışıyorsunuz? Evet, güvenliğim ben de. Ha, güvenliksiniz. Hmm. Allah yardımcınız olsun. Buyurun. Tamam, ben bir şey soracağım. Sürekli bağlanmak istiyordum da bir türlü bağlanamadım da. Barış Bey'in programında çok uğraştım da. Geceleri Tolga Bey'in programına bağlanıyorum da. Onu bile getirdim de. Bu 59 öncesi şampiyonluklar ne oldu? Bir açıklama var mı? Hiç mi açıklama yok? Onunla ilgili çok da fazla soru geliyor Fazlı Bey. Açça söyleyeyim. Size ricam Nihat Özdemir'e bir sorma şeyiniz var. Sizin medya olarak daha çok uzantınız var da.
Vallahi işte Sayın Başkan Ali Koç'un da bu konuda açıklamalarına Türkiye Futbol Federasyonu hala bu konuyu inceliyoruz diyor, araştırıyoruz diyor. Ama tabii şunu da söylememiz lazım. Ben burada yayınlarda da söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Riva'daki tesisine gittiğiniz zaman o dönemdeki başarılı olanların, başarılı sporcuların resimlerini görürsün. O dönemde elde edilen mini takım bazındaki kupaları görürsün. Ama o dönemdeki kulüplerin şampiyonluklarını hala veremediklerini görürsün. Yani ondan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü bu anlamda bir başvuruda bulundu. Yaklaşık bir sene oldu mu bilmiyorum. Geçen senedir galiba. Oldu değil mi? Demek ki hala araştırıyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Türkiye'de maalesef var bile sağ içindeki varı bile bir pozisyonu 4-5 dakika değerlendirdiklerine göre bunu da araştırmaları herhalde birkaç sene sürecek gibi gözüküyor. Bence karar veremiyorlar Aygün Bey. Ben öyle düşünüyorum. Hani iki tarafı da küstürmemek için bence karar veremiyorlar. Yani ömrümüzün hani, sonuna kadar herkes bu kararı mı bekleyecek? Herkes... Sonuçta hani şöyle bunlar beceremiyorlar. Karar vermek istemiyorlar. Bir sonraki federasyona mı bırakmak istiyorlar diyorsunuz? Bence de. Bunlar karar veremiyor çünkü. Artık siyasi baskıdan dolayı mı veremiyorlar? Yani bilmiyorum. Yani karar veremiyorlar. Çok basit yani. Bir kurul oluşturursun. Bir heyet oluşturursun. Tarihçilerden. Ya spor tarihçilerini koyarsın, spor hukukçularını koyarsın, oturtursun bunları bir odaya, eldeki dokümanları koyarsın. Doğru mu? Bakarsın doğru. Verilere, oturur karar verirsin. Neyi bekliyorsun? Yani 8000 sayfalık bir başvuruda bulunmadı ki Fenerbahçe Kulübü'nün bulunduğu başvurun zaten dosyası belli. Maçlar Aygün belli, abi. O belli, bu belli. Aygün abi, milli takımın tarihini sayıyorlar da 1923'ten belli. İşte şu tarihte şu takımla oynamıştı söylüyorlar da. Neden bu 23'ten itibaren şampiyonları saymıyorlar? Gerçekten çok tuhaf yani. Biz nasıl bir ülkedeyiz biz? Gerçekten de çok merak ediyorum yani bu. Nasıl bir şey yani bu? Maalesef. Nihat Özdemir Federasyonu. Aslında şu dediğiniz doğru aslında. Belki de o sorumlu almak istemediğinden dolayı bekletiyor olabilirler dosyayı. Bilemiyorum yani. Bir şey diyemiyorum. Bence bunlar bir dahaki federasyona hani biz vermeyelim. Biz işte şey yapmayalım. Bunu üstüne örtelim. Bu böyle gittin. Ne yazık ki bizim medyada kimse günlere getirmiyor. Hani diğer kanallarda seyrediyorum ben. Üstü bir anda örtüldü gitti öyle kaldı. Yok örtülmez kolay. Peki. Size ricam Aygün abi eğer şey yaparsanız Nihat Özdemir'i görürseniz ya da böyle bir dile getirirseniz sevinirim yani. Peki çok teşekkürler. Tabii ki söylerim. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Agop Tekin, abi günaydın. Abim günaydın, iyi yayınlar. Bence milli takımın sorunu devamlı aynı isimlerin olduğu oyuncuların seçilmesidir. Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz üzerinden örnek vermek gerekirse bu oyuncular kendi takımlarının formasını giyerken farklı, milli takımda farklı performans sergiliyor. Ya da tam tersi, milli takımdaki sistem onlara uymuyor. 90 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremeyen bu oyuncular neden sahada kalıyor anlamıyorum. Başka oyuncu mu kalmadı? Koca Türkiye'de demiş Agop Tekin beyefendi. Evet, mesajlarınızı devam edelim. Okumaya devam edeceğim. Instagram ve Twitter adresini tekrar söylüyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız okumaya çalışacağımı söyleyeyim. Bir yandan da telefonlarınızı bekliyorum. Kırşehirli dayı, Dortmund'dan günaydın taksici dayı ben. Bugün milli takım bir reaksiyon gösterecektir. 3 puan alacağız. Yazın bir kenara demiş. Ofli demiş ki Elbirle Şenol Güneş Hoca'yı gönderdiler demiş. Bu yüzden sistem etmeye kimsenin hakkı yok demiş diye bir mesaj atmış. Muhammed Bey demiş ki futbol 2-3 kişi yüzünden batıyor demiş. Telefon almaya devam edeceğimi söyleyeyim. 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Bugün zaten biliyorsunuz 11-10 geçeye kadar telefon alacağız. Ve ondan sonra da programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Biraz daha tabii bugün milli takım ağırlıklı gideceğiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Sağ ol abi, benim İstanbul'dan Dallas Murat. Buyurun Murat Bey. Ben de milli takım için birkaç kelime söyleyecektim. Şimdi bir Karadağ maçını hatırlamak istiyorum ben. Altay'ın kalede olduğu. 4 kişilik baraj gösterip de 3 kişi soktukları maçı hatırladım nedense. Sabahleyin aklıma geldi. Hatırlıyor musun abi, barajı kim girmemişti orada? Baraja kim girmediğini bilmiyorum da yani. Girmeyen Enes Ünal'dı. Baraja gönderdi 4. kişiyi. Tam gol yediğimiz noktaya. Enes Ünal baraja girmedi. Girmeyi kabul etmedi. Çıktı barajdan. Bu kadroya da alınmadı. Alınmadığına çok sevindim. İnşallah bir daha da milli takımımızı görmez. O köşeden gol yedik. O maçta 2 puanımız gitti 96. dakikada. Doğru mu abi? Doğru. 2 puanımız olsaydı şimdi Norveç. Abi Messi barajın altına yatıyor. Bizim futbolcularımız baraja girmekte ısrar ediyor. Biz neyi tartışıyoruz? Girmemekte ısrar ediyor.
Yani Messi barajın altına yatıyor. Paris Saint Germain'de. Bizim arkadaşlar baraja girmiyor. Ya vuracağı yer belli. Yani o kadar çok söyleyecek şey, milli takımda o kadar çok söyleyecek şey var ki aslında. Yani birisini bıraksan herhalde bütün program boyunca konuşur. Yani herkesin dertleri aynı da. Yani arkadaş diyor ya milli takımda oynadı, kendi takımlarında oynadıkları gibi oynamıyor. Burak Yılmaz. Ya sen öyle bir faul yok ya. Öyle bir düşme yok demen lazım. Öyle faul, bir değil mi? Yani öyle bir düşme yok ya. Önceden var yoktu, Türkiye'de yediriyordun tamam da. Artık yani yemiyorlar. Avrupa'da hiç yemiyorlar. Şimdi var mı da var zaten hiç yemezler. Öyle bir Hakan Çalhanoğlu. Bütün maç gezdi. Ya Berat Albayrak ilk yarı 7 tane topla buluştu. Altısını rakibe verdi. Yayıncı kuruluşa bakıyorum. İlk yarı Berat çok iyiydi diyor. Ya ben de anlamıyorum neresiyle seyrediyor. Bizim yorumcular da neresiyle seyrediyor onu da anlamıyorum. İlk yarı seyret abi 7 tane ayağına top gelmiş. Altısını rakibe atmış. Berat'ı çok beğendik diyor. Ben anlamıyorum yani futbolcuların arkalarında birileri mi var? Birileri mi veriyor milli takıma? Birileri mi nemalanıyor bu işten? Yok yani nemelanma yanlış bir cümle. Nemelanma yanlış bir cümle. Abi 7 tane ayağına top geldi altısını rakip attı diyor ki Berat çok iyiydi diyor yayıncı kuruluşun yorumcuları. Hı-hı. Ya neresi iyiydi abi? Biz mi görmedik? Anladım. Başka? Başka bir de PR'ye söyleyeceğim bir kelime var Fenerbahçe olarak. Kanat beki arıyordun al sana Caner. Gördük nasıl kanat beki olduğu, nasıl gidip geldiğini gördük. Elindeki futbolcuyu iki kere kullansaydın, Ferdi'nin yerine Ferdi kanat beki yaratmaya gerek yoktu. Al sana bir kanat bekiydi işte. Milli takımda gördük Caner'i. Haksız mıyım abi? Doğru, peki. Bir Caner vardı, bir de Cengiz vardı oynayan. Cengiz'in de çıkmasına ben hiçbir anlam veremedim. Yani Stefan Kuntz'u koydun oraya. Yani alt liglerden herhangi bir hoca 2008-2005 rastgele ücret verseydin, bu takımdan daha çok iyi bir takım çıkartırdı bence. Peki. Çok teşekkürler. Çok sağ ol abim benim. İyi yayınlar. Sağ ol. Tabii Berat söylediğini yanlış söyledi sevgili kardeşimiz. Berat Özdemir'e söyleyelim de ona da bir basın toplantısında enteresan bir soru soruldu. O soruyu da hakikaten futbolcu çok kibar bir şekilde cevap verdiğini belirtelim. İsterseniz çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra da ters köşeye devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet saatlerimiz 10.31'i gösteriyor ve hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Emre ben, İstanbul'dan öğretmenim. Buyurun Emre Bey, hoş geldiniz. Ne öğretmenisiniz? Ben müzik öğretmeniyim. Aaa. Çok uzun zamandır sizi takip ediyorum. Okula giriş gelişlerde özellikle çok yol arkadaş oluyorsunuz çok bana. Çok teşekkürler, sağ olun. Siz aynı şekilde bize yol arkadaş oluyorsunuz biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi ben programınızı bugün de başından beri dinliyorum da hep dinleyicilerin de tepkilerinin olduğunu görüyorum. Hatta sizin de birazcık konusuyla alakalı tepkiniz olduğunu görüyorum. Var ama şimdi yani açıkça söyleyeyim bir teknik direktör getirmeden önce o basın toplantısında 20-25 tane kişi listemizdeydi deyip ondan sonra Kuntz'a imza attırılması yanlış. Veya o cümleyi söylenmemesi gerekir. Yani tabii ama şimdi biz Türk halkı olarak aslında birazcık da kendimize farkına varmalıyız diye düşünüyorum ben. Çünkü şöyle, mesela bizim ayın 1 ile 20'si arasında yapılacak bir işimiz olur. Ayın 1 ile 19'u arasında o işin %20'si halledilir, %80'i gider. Son güne bırakır. Yani biz her şeyi son güne bıraktığımız için maalesef bu olayda vergi da böyle ödemeleri olur. Öyledir ya, vergi ödemeleri de öyledir. Aynen yani. Öyle. Şimdi şöyle Aycın abi yani. Şöyle düşünelim, Şenol Güneş başarılı başarısız falan onu tartışmıyoruz. Sonuçta şu anda geldiği noktada gitmesi gerekti. Ve bizim Şenol Güneş gittikten sonra Katar'a gidebilmek adına 4 maçımız kalmıştı. Hı hı. Yani yine son güne bırakmıştık işimizi. Yani bu operasyon yani bu şey daha önce mi olmalıydı demek istiyorsunuz? Kesinlikle daha önce olmalıydı ama şu anda oluyorsa da bence en doğru isim Kuntz bununla alakalı. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Şimdi U21 takımı çalıştırıyor. Bununla alakalı bir endişemiz var dedik ama U21'de şöyle bir şey var. Dinleyicilerimiz de belki bilmeyenler oluyordur. U21 takımı her turnuvada değişen bir takım oluyor. Hı hı. Çünkü 21 yaş altı oyunculardan oluştuğu için doğru. Sürekli değişiyor ve Kuntz bu kısa süre içerisinde son 3 turnuvada 2 şampiyonluk ve 1 ikincilik almış. Yani baktığınız zaman totalde aslında yeni tanıdığı oyuncuları hemen tanıyıp onlardan bir kadro kurup bu kadroyu başarıya ulaştırmış bir isim. Yani kısa sürede başarıya ulaşabilmiş. Ama yeni tanıdığı futbolcuları zaten Almanya'da zaten takip ediyor onları. Ya o futbolcuları yeni tanımıyor. Zaten her maça gidip o futbolcuları görüyor. İşte U21'i mesela diyorsunuz ya siz hani evet U21 yaşa uzadığı zaman büyüdüğü zaman değişiyor kadro ama zaten o zaten bu şeyin içerisinde havuzun içerisinde zaten biliyor. Ama burası biraz daha farklı. İşte havuzumuzu Hamit Altıntop'un yönetimine bırakıp da
birazcık güvenebilirsek, bir de Alman ekolü. Yani nereden nereye geldiğimize de bakmak lazım. Hani futbol da gelişen bir algı bence. Gelişen bir sektör. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman bundan 25 sene önce İngiltere'den 8 gol yerken bugün Hollanda'dan yiyoruz 6 gol. Yani belki yarın 4 gol yiyeceğiz, 3 gol yiyeceğiz gibi. Yani bir gelişme kaydedebilmek adına bence bir yola çıkıp o yolda ilerlemek lazım. İstikrar lazım. Bizde istikrar yok. Bizde atasözümüz var ya, bizde vakit nakittir diye. Maalesef biz o vakti sürekli sıkıştırıp kullanmaya çalışıyoruz. Mesela bir Cumhurbaşkanı bir yerde açılış yapıyor. İşte Nisan ayında açılacak diyorlar. Diyor ki hayır, Nisan'da açmayın, Şubat'ta açalım. Herkes alkışlıyor mesela. Yani biz vaktimizi böyle kısalttığımız zaman çok başarılı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz ama bugünden başlayıp 4 yıl sonraki turnuva için yatırım yapıp Stefan Kuntz'a verip gerçekten de ama bir görmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu süreci biraz riske etmedik mi Kuntz'a vererek? Yani bu süreci veya bu süreçle ilgili belki Türkiye'yi Alman bilen ekolü olduğu için ben öyle düşünüyorum Aygün abi. Yani hayır, şey anlamda siz diyorsun mesela ki uzun bir süreli bir periyot diyorsun ya, belki bu evet, şampiyona bittikten sonra Kuntz veya X veya Löw atıyorum mesela veya farklı bir isim getirilip o süreç başlatılabilirdi. Yani bu kadar kısa sürede bunu başlatması zaten sıkıntı. Eğer giremediği zaman zaten en büyük eleştiri topları, okları bir anda hem Kuntz hem de Hamit Hoca, Hamit Altıntop'a yönelecek. İşte zaten bu dediğim gibi son 4 maç kalmış olduğu için bence gelecek için planlanması gerekiyordu. Son 4 maç için veya 6 maç risk için aldılar. Sorarsanız bana Emre Belözoğlu, Yılmaz Vural, Okan yani bir sürü isim çıkar oradan yani. Bir sürü isim çıkar. Onu anlatmaya çalıştık. Yani çok madem bir radikal bir değişiklik gitti Sayın Altıntop, ama bari hiç olmazsa şu maçlar bittikten sonra yapılsa daha iyi, mantıklı. Daha anlaşırdın. Kunst o sürede. Ama ben Türkiye açısından birazcık daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe, ülke sabırlı mı? Ülke vatandaşı sabırlı mı? Şöyle işte, ben de Fenerbahçe taraftarıyım Aygün abi. Çok da iyi bir Fenerbahçe taraftarıyımdır. Bütün Galatasaraylı arkadaşlarım, Beşiktaşlı arkadaşlarım hep benimle maç izlemek ister. O anlamda iyi bir Fenerbahçe taraftarıyımdır. Sporu çok seviyorum. Futbolu özellikle çok seviyorum. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da diyor bu sene o sene, işte o sene bu sene, 5 sene oldu, 6 sene, 7 sene oldu. Bak Fenerbahçe taraftarı bunu söyleyebilir. Sabırsızlık yapabilir belki. Çünkü tarihinde böyle bir ara yok Fenerbahçe'nin. Veya Galatasaray, Beşiktaş gibi. Ama şimdi Türkiye'nin tarihine baktığınız zaman şimdi Fatih Terim'i dönemden bahsediyoruz. Mesela Dünya Kupası'nda finallere kaldım. Semih Şentürk'ün son dakika golleriyle kaldığımız zamanda 2008 Avrupa Şampiyonası. Yani şöyle olmamış mıydı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? O onu yenecek, bu bununla elenecek. Hatta bununla alakalı karikatürler çıkmıştı hatırlarsınız. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Bir sürü ihtimal vardı. Bütün ihtimaller oldu. Ve biz zaten her sene bunu yaşıyoruz milli takımda diyorsun galiba. Yani biz her sene yaşıyoruz. Zaten hani geçen sene Dünya Şampiyonu'yduk da bu sene bir anda böyle Avrupa'da sıfır mı çektik? Ondan önceki sene biz Fransa'ya 15 gol attık da şimdi Almanya'dan bir gol yedik diye mi sıkıntı oldu demek istiyorum. Yani zaten takımımızın farkına varıp daha bu sene biz yurt dışına transferler yapmaya başladık. Bundan önce Türkiye'nin en iyi forveti gidip oynuyor muydu Avrupa'da, yurt dışında, şurada burada? Mesela bu sene işte gitti Arda Turan başlattı gibi söyleyebiliriz genel olarak yani. Ondan sonra oyuncular yayılmaya başladılar. Yani Burak'a gitti, Yusuf'u gitti, Cengiz'e gitti, o gitti, bu gitti, Çağlar gitti. Kerimoğlu gitti, Emre Belezoğlu'su gitti. Daha önceki yıllara da baktığın zaman çok işte, güzel vardı. Ama baktığımız zaman mesela lig içerisinde bir oyuncumuz yurt dışında da iki oyuncumuz yurt dışında. Geçen 11'e baktığımız zaman 11'den bir tane oyuncu sadece Türkiye'de oynuyordu mesela. Yani Avrupa'ya şu anda başarımız birazcık yayılmış durumda Türkler olarak futbolda. Tamam. Ama dediğim gibi bu başarıyı milli takıma yansıtmak için bence Avrupa futbolunu iyi bilen, gerçekten bu alanda ufak da olsa başarılar elde etmiş. Kuntz bence doğru isim ama zamanlaması çok dediğiniz gibi. Ben de aynısını söylüyorum. Tamam, doğru isim olabilir. Gelişim anlamında olabilir. Yeni bir yapı kurma anlamında olabilir. Dersin ki Kuntz'a arkadaş biz sana bu takım veriyoruz. Hedefimiz işte ilk sene bir şey beklemiyoruz. 2-3-4'ten sonra senden bir beklentilerimiz şu dersin. Şimdi gelir gelmez öyle bir ateşten gömlek giydirdin ki Kuntz'a. Yarın öbür gün en büyük eleştiri topları bu ikisinin üzerine olacak. Altıntop ve Kuntz'un üzerine olacak. Yani kimse bakmaz. İşte Kuntz bize gelecek için geldi, meldi falan filan. Kimseye bakmaz. Herkes ama der, bence herkes ne der? U21 hocasını gelip de Türk milli takıma teslim etmenin yanlış olduğunu kapalı konuşacak. Kapalı kapılar arkasında bence Aygün abi bu sözü vermişler ki Kuntz'da en son basın toplantısında 3-4 maça daha ihtiyacım vardı. Yani şey, baktığın zaman 3-4 maç zaten oynamadığımız zaman eleniyoruz yani katılamıyoruz Katar'a. Şimdi biz her hocaya biz bu süreyi verdik. Hep anlaşmalara bakarsan 4'er 5'er yıl ama 2 sene sonra hepsini gönderdik. Doğru mu milli takım nezdinde? Doğrudur. Evet. Yani bu 3 yıl yapmak Kuntz'un 3 yıl kalacağı anlamına gelmiyor. 3 maç sonra da gidebilir, ben sana söyleyeyim. Çünkü tazminat ödemeyi sağlayan Türkiye Futbol Federasyonumuz var. Sadece bu maç sonrasında bile gidebilir. Sanki gidebilir tabii. Futbol Federasyonumuz maşallah tazminat ödemeyi seviyor. Tazminat ödemeyi seviyor. Çok
seviyor. Keşke biz orada tazminat alabileceğimiz birisi dahil olsa. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, kolay gelsin. Dediğim gibi yani şu süreç, bu zorlu süreç, evet tamam, Şenol Hoca çok yıprandı, çok yıpratıldı, kabul ediyorum. Çok yanlışlar yaptı, hataları çoktu. Ama hiç olmazsa bu süreci yerli bir isimle devam ettirebilir miydik? Olabilirdi. Yani gelip de baştan aşağı sil baştan yapıp başarı beklemek kolay değil. Ama inşallah millilerimiz bu akşam itibariyle kalan 3 maçta 9 puan alarak hedeflediğimiz noktaya bizleri getirebilirler diye düşünüyorum. İnşallah yanılmayız. İnşallah ay yıldızlarımız bu geceden itibaren zaferlerine yeni zaferler yaşatırlar. Daha önce biz bunları yaşadık. Ki ben 2008 Avrupa Şampiyonası, demin hocamın da söylemiş olduğu gibi, Fatih Terim dönemi, Semih'in attığı gol, Hırvatistan maçı falan filan, o atmosferi o sahada yaşamış olan bir kişi olarak söyleyeyim, görmüş olan bir kişi olarak söyleyeyim. Rahmetli Hasan Doğan Federasyon Başkanlığı dönemi ve o dönemde takımda futbolcu yoktu sahada neredeyse. Sakatlıklar, o kadar çok sakatlıklar, o kadar çok şanssızlıklar yaşandı ki, ama hakikaten bir tarih yazıldı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda. Gene bir tarih yazılabilir mi? Neden olmasın? Günaydın. Günaydın. Alo. Günaydın. Günaydın Aygül abi, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kimle görüşüyorum? Mustafa ben abi, İstanbul Bahçeli Evler'den. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Ben senin gibi iyimser değilim abi. Öyle tarihlerin falan yazılacağını düşünmüyorum. Peki ne yazılacak, yazılmayacaksa? Valla yine Hüsran mı yazılacak diyorsun? Letonya'yı yenebiliriz. Mesela Letonya'yı bugün yenebiliriz. Avantajlı duruma da geçebiliriz. Hani Norveç diyelim, Karadağ, ama gider Karadağ'a yeniliriz. Bir şeyler olur. Bizim ülkemizde hep böyle yani. Biz başarıları sayıyoruz ama o zamanki hani jenerasyonlar gelmiş. Jenerasyonlarla beraber yürümüşüz. Şu anda öyle bir jenerasyon göremiyorum abi. Ya yani şimdi baktığın zaman... Açık söyleyeyim. Benim futbolun içinde siyaset olduğu sürece ben başarılı olacağını sanmıyorum. Şimdi mesela Nihat Özdemir aday oldu. Karşısına aday bile çıkamıyor. Niye? Çünkü siyasi tavır onun başkan seçilmesiydi. Ya aday olanın karşısına bile aday çıkaramıyoruz çünkü... Yok, ben ona inanmıyorum. Mesela siyasi diyorsun ama mesela basketbola bak, bugün 3 tane aday var. Çıkabiliyor yani adaylar. Futbolda da çıkar yani. Futbolda da çıkar. Niye çıkmasın? Çıkmak istememiş kimse de. Yani çıkabilirdi aslında. Yani şu ülkede biliyorsunuz spor sever sayısı diyelim ki %50 kabul edelim. Bunun %50'nin de %45'i futbolu seviyor. İşte basketbola yeni yeni şey yapıyoruz. Biz de ana futbol, ana spor dalı futbol. Yani kaç kişi mesela tenis izliyordur, voleybol izliyordur veya basket izliyordur? Ha, ben kendimce söyleyeyim. Ben hepsini izliyorum. Zevk alıyorum. İzliyorum ama yani ülke insanında kaç kişi izliyordur futbol dışında? Mesela bu hafta çok güzel bir Fenerbahçe-Bahçeşehir Koleji maçı vardı. Nefesleri kesti basketbolda. Yani basketle. Son topa kadar gitti geldi aynısı Bursa Beşiktaş maçı. Yine son saniye basketlerine kaldı. Yani müthiş maçlar oldu ama kaç kişi biliyordur? Hani bir anket yapalım. Sonuçları kaç kişi biliyordur? Kaç kişi takip ediyor? Futbol dışında pek takip etmiyoruz. Ama başarılı olamayız abi yani. Sistem diyorlar. Her gelen bir sistem kurmaya çalışıyor ama bir türlü o sistem kurulamıyor milli takım. Kuramıyorsun ki, çünkü tam sistemi oturtacağın zaman yoğun eleştirilerden sonra sistem sil baştan oluyor. Aynen abi. Abi bir de ben geçen hafta çok bağlanmak istedim. Bu Sergen Yalçın konusunda tartışıyordunuz. Sergen Yalçın konusu ha. Aynen, bir maç ceza aldı. Şimdi bir maç size göre adil olan bir şeydi. Ben şunu söyledim geçen hafta. Onunla ilgili bana çok fazla mesaj da geldi. Unutma lütfen lafını. Ben görüntüyü görmedim dedim. Hakikaten görüntüyü görmemiştim. Ondan sonra görüntü var. Evet, Sergen Hoca ağzıyla bir şeyler söylüyor. Tamam mı? Ama şu da var. Açıkça söyleyeyim. Beşiktaş arkadaşlar kızmasın. Bu ülkede görüntüden çok fazla cezalar verildi. Abi görüntüsünden ziyade ben şunları söyleyecektim. Yani Sergen Hoca büyük bir hoca. Büyük hoca olacak daha doğrusu. Ben Sergen'in hocalığını beğeniyorum. Ama geçen sene, bu sene ya lehte alehte, ya her maçtan sonra röportajlarına bakın. 7-8 dakika röportaj veriyorsa hep hakem, hep federasyon, hep hakem, hep federasyon, hep hakem. Sonunda o cezalar yeterli olmayınca sonunda ne oldu? Sahaya girdi, topa vurdu. Peki bundan sonraki adımı ne olacak abi? Şimdi bile Sergen her maçta hakem. Şimdi mesela lehine olmuş pozisyonlar oluyor, orada bile hakemleri işte konular vermedi, taç vermedi. Şöyle oldu. Geçen sene çok iyi hatırlayan bir Ankara Gücü maçı vardı.
İki hafta sonra değindi. Çünkü oynadığı maçta bir şey olmadı. Lehine bir pozisyon oldu. Sivas maçıydı sanırım. Elle kesti bir daha. O döndü Ankara Gücü maçına vurdu mesela. Hep hakem federasyon. Ya çok büyük hocasın. Ya hakem federasyon değil mi hocam? Takımın kaliteli vurup geçersin yani oynatırsan. Geçen sene de öyle yaptın. Yani hep bir sünni gündem üzerinden konuştu Sergen Hoca. Hani bunların dışında kalsın hoca ya. Çok iyi bir hoca olacak. Bak söylüyorum Sergen, çok iyi bir hoca olacak. İleride belki milli takımın başında göreceğiz. Belki onunla yakalayacağız o başarıları. Hani arıyoruz ya şu başarıları. Mesela getirdik, Alman bir tane getirdik. İsmini bile söyleyemiyorum. Sergen olsaydı mesela söylerdim, Sergen hocam götürür derdim mesela milli takım. Yani bence Kurs'ta da çok uzun süreli bir sözleşme yapıldı. 3 yıllık bir yapılmış. Ama tazminat yokmuş, bir tek uçak biletiymiş. Ben pek inanmıyorum ama neyse, göreceğiz bakalım. Yani uçak biletiyse dediğiniz gibi bu şeyle başarılı olamazsak bana göre yanlış seçim. Yani yine yerliye dönmemiz gerektiğini ama genç bir yerliğine dönmemiz gerektiğini ve onunla beraber bir jenerasyon çıkarmamız gerektiğine inanıyorum ben. Peki. Yani bu hocayla da olacağını tahmin etmiyorum abi. Dediğim gibi bir Türk'üm, ismini söyleyemiyorum abi yani, anlatabiliyor muyum? Takip ediyorum ama ismini söyleyemiyorum. Anladım. Ben bunları söylemek peki, istedim. Peki, çok teşekkürler. Abi. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, kolay gelsin. Kendine çok çok iyi bak. Ahmet Eren, akşam Fransa-İspanya maçı. Gencecik İspanya, bizim Türkiye'de Serdar, Burak, Caner, Erkin'den ne bekliyoruz? Yeter artık demiş. Mehmet M. Milli Arabisi de lig başlasa heyecan vermiyor. Dün Fransa-İspanya maçını izledim. İspanya'da tanımış futbolcu yok neredeyse. Takım taş gibi demiş. Muhammed de futbol 2-3 kişi yüzünden batıyor, algıya devam demiş. Çok fazla mesajlar var, onları da okumaya devam edelim. Kafalardan seken top. Günaydın Aygün abi, Türkiye maçında seyirci %50 dediler ama ben maçlarım %80 üstü vardı bence ve maça 10 dakika geç girdik, sağ olsunlar bir kapı açmışlardı. Rezillik diz boy demiş kafalardan seken top. Günaydın, alo, günaydın. Günaydın Aygün abi, hayırlı haftalar, iyi çok teşekkürler. İstanbul'dan Mehmet ben, nasılsınız abi? Sağ ol Mehmet kardeşim, iyiyim, sen nasılsın, iyi misin, hoş geldin. Teşekkür ederim abi, sağ olun, sesinizi duydum, daha iyi oldum çok abi. Çok teşekkürler. Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Öncelikle milli takıma başarılar diliyorum abi. O hoca ya da bu hoca, sonuçta milli takım bizim milli takımımız. Ama tabii ki de şunu demek isterdim. Okan Buruk mu, Stefan Kuntz mu? Tabii ki de Okan Buruk derdim abi. Ben kafama takılan birkaç soru var abi. Hı hı. Alo. Dinliyorum seni. Şimdi Sergen Hoca'ya verilen bir maç ceza. Sonuçta ortada küfür var ya da yok. O onların bileceği bir iş. Kayda alınıp alınmayacağı da tamamen bana böyle içinde işler olduğunu düşündürtüyor abi. Hı hı. Şimdi sporcu, antrenör, teknik direktör ortaya küfür ettiği zaman Sergen Hoca'yı yani Sergen Hoca'ya verilen cezayı savunma olarak gösterebilecek mi abi? Ben ortaya küfür ettim diyebilecek mi? Yani orada zaten o topu vurduktan sonra ortaya küfür ettim demem mümkün değil. Nereye gittiği belli zaten onun. Yani peki verilen bir maç ceza adalet mi abi? Şimdi şöyle bir şey sana söyleyeyim. Hep bunu söylüyoruz. Hep bunu tartışıyoruz. İşte daha önceki örnekleri var. Yani işte en son bir Arda Turan örneği var. Onu... Abi ben saatlerime gelmiyorum bile. Arda Turan ya... Arkadaşının paylaşımını video kaydından ceza aldı abi ya. Kendi sosyal medya hesabından paylaştan dolayı ceza aldı, doğru. Ama şimdi bak, bugün de söyledim ben bunu. Hakem raporları çok önemli dedim. Eğer bir şimdi burada ne yapılması gerekir biliyor musun? Bak, Türkiye Futbol Federasyonu ne yapması lazım biliyor musun? O görüntüyü alacak, bir dudak okuma ekibine gösterecek ve ağızdan cümlenin çıkan ne olduğunu görecek. Eğer o cümlede küfür yoksa doğru karar. Eğer küfür varsa raporlara bakacak. Hangi raporlara bakacak? Dördüncü hakemin raporuna bakacak ve temsilcilerin raporlarına bakacak. Eğer dördüncü hakemin raporunda ve temsilcinin raporunda bu cümle yoksa, bak bu cümle yoksa, o zaman o kişilere görev vermeyecek. O kişileri artık sahaya sokmayacak. Anladın mı demek istediğim? Bunu yapması gerekiyor. Anladım. Bunu yapması gerekiyor. Şimdi burada ben şunu sana söyleyeyim. İlk anda biz de dedik ki topa vurdu. Kırmızı kart, doğru dedik. Doğru mu? Sonra bir görüntü çıktı. Yayıncı kuruluştan bir görüntü
lafı çıktı. Vurduktan sonra bir ağzından bir şey çıkıyor. Küfür de olabilir, hakaret de olabilir, başka bir cümle de. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben dudak okumacı değilim yani, bilemem, doğru mu? Bir kısım, evet, küfür dedi, bir kısım farklı bir şey söyledi. Ama burada federasyon, eğer sen Arda Turan'a veya sen Caner Erkin'e veya X başka futbolcuya görüntülerden ceza verdinse, o zaman dudak okuma sistemini getireceksin, koyacaksın oraya. Bu ne dedi diye soracaksın. Onlar diyecekler ki efendim burada bu cümleyi söylemişler. Doğru mu? Aynı noktaya geliyoruz. O zaman da gerekli cezayı vereceksin. Küfürü kesinlikle tasvip etmiyorum abi. Kesinlikle kimse tasvip etmiyor. Şöyle, şöyle ama Arda Turan'ın ettiği küfürde de ortaya kür vardı abi. Ona ya da buna bir söz var mıydı? Yoktu. Arda Turan birinin paylaşımından en son şeyini diyorum ben sana. Arda en son, evet, ceza onu aldı. Diyorum, onu diyorum. Kimdi onu diyorum sağ yani, kulübede şey soyunma odasında Marka'nın paylaştığı bir şey videomu tam hatırlamıyorum. Etobo'nun Etobo'nun paylaştığı videoyu kendi Instagram hesabından paylaşmaktan ceza aldı. Yani bilmiyorum abi, yani biz futboldan çok şey bekliyoruz ama. Ya futboldan çok şey bekliyoruz ama maalesef bu şöyle, garip garip olaylar insanların beklentilerini de azalttı. İnsanları farklı noktalara götürmeye başladı. Herkes farklı düşünmeye başladı. Bizim insanlarımız zaten birbirine kavga tutuşmak için ortada ufacık bir kıvılcım bekliyor. Doğru. Bu bir gerçek. Doğru. Yani insanları artık birbirlerine kırdırmaktan vazgeçsinler abi. Yani futboldan çok şey bekliyoruz dememi şu, spor bizim için her şeydir abi. Az önce katılan abi de bunu söyledi, ağzına sağlık, dile getirdi. Bizim insanımızın şurada 100 kişiye anket yap, bunun 70 tanesi ya da 80 tanesi ilgilendiği tek spor dalı futboldur abi. 80'den fazla derim ben. Herkes örnek olarak veriyorum maçtan ben abi. Sonra keşke şu oynasaydı, şu oynasaydı, bak bu böyle falan, sistem üzerinde çok fazla tartışmalar yapıldığı için. Dinliyorum seni. Abi bakıyoruz, basketbolun başında basketboldan gelen bir adam var. Voleybola bakıyoruz, voleyboldan gelen var. Abi TFF'ye bakıyoruz, inşaatçı, tüpçü, müteahhit, onun yandaşı, bunun bilmem neyi. Bu nedir abi ya? Peki. Çok teşekkür ederim Mehmet. Sağ ol, kolay gelsin. Teşekkürler. Tabii buradaki en önemli sıkıntı verilen cezaların kulüplere farklı uygulanmasından insanlar şikayet ediyor. Herkes diyor ki işte bak Arda Turan'a bu ceza verildi. Niye Fatih Hoca'nınki biraz daha farklı. Fatih Hoca'da tabii kulübede edilmiş olan küfürler, raporlar falan filan var. Ama tabii Arda Turan örneği var. Evet, Arda daha önceki dönemlerde yapmış olduklarını asla tasvip etmiyoruz ama en son Etobo'nun işte bir videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaştığından dolayı ceza aldı. Ya enteresan yani. Bundan dolayı insanlar zaten sıkıntı içerisinde. Bir Caner Erkin örneği vardı. Dudak okumadan dolayı ceza verildi. O günün akşamı da dudak okuma kaldırıldı falan filan yani. Herkes şunu istiyor. Ya, ne gördünse onu çal diyor. Hiçbir kulüp başkanı bana ayrıcalık yap demiyor ki. Ve hiçbir taraftar ya kardeşim işte X hoca bana ayrıcalık yapsın. Ya ne görüyorsun onu çalacaksın. Her pozisyonda aynı pozisyonlarda farklı farklı kartlar çıkıyor. Farklı farklı kararlar çıkıyor. Bu sıkıntı yaşanıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi, kolay gelsin. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben İstanbul'dan Abdullah abi. Kulaklıkla mı konuşuyorsun Abdullah? Sesin, evet, çok derinden geliyor. Bir çıkarırsan kulaklığı. Alo. Şimdi iyiyim abi. O güzel sesini bütün Türkiye duysun. Şimdi daha iyi. Teşekkür ederim abi. Senin kardeşin abi de abi. Sağ ol kardeşim. Buyur kardeşim. Abi ben bu Sergen Hoca'nın cezası ile ilgili az önceki arkadaş geçenlerde de bağlandı da çok bağlanamadı. Evet. Bu arkadaş Sergen Hoca'nın 3-4 maç almasını istiyor ve Galatasaray'ın maçın çıkmaması için bu kadar her seferini dile getiriyor. Yok, şunu söylüyor. Söylediği şu. Yani teknik direktör sahada çıkıp ya yan kulübeden teknik direktör maçı mı çevirecek bir anda? Öyle de abi, evet, ama yani onun sebebi şu. Yani bizim diyor hocamız diyor bir ceza alıyorsa küfürden diyor veya Arda ceza da alıyorsa diyor. Şimdi burada bir adaletsizlik var diyor. Çünkü sonuçta edilmiş bir küfür var ortaya diyor. Abi kendisi yaptı ama abi onların stadında teknik direktör dövüldü ya. Yapmasınlar, gözünü seveyim ya. Tabii ki bunları tasvip etmiyoruz. Abdullah Avcı Fatih Terim az kalsın yumruk atıyordu abi şampiyonluk maçında 2 sene önce. Hatırlıyorsunuz değil mi abi? Biliyorum. Kulübeye saldırı biliyorum. Hı-hı. Ya evet abi. Şimdi Sergen Hoca'nın bir maç ceza aldı diye bu arkadaşın her sesini çıkıp böyle Sergen Hoca bir maç ceza aldı. Yok şöyle lan. Bırak gitsinler bunlar abi. Herkes kendi önüne bakıyor. Herkesin bir suçluğu var. Herkesin kendi şeyleri var. Ben bir de Beşiktaşlıyım abi. Piyanist dönüyor canlar herhalde.
sakatlıkla bir en kulü kaldı. Bir de Mehmet Topal kaldı. Bir bakayım ben. Onunla ilgili sabah bir haber vardı. Hatta Beşiktaş'a müjdeli haber falan diye bir haber vardı. Evet, Enkudu, Pjanić ve Mehmet Topal dışında sakatlıklarda herkesin durumunun iyi olduğunu, bu üç futbolcunun biraz sakatlıklarının tedavilerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Abi sana Cuma günü Başakşehir oynuyoruz abi, biliyorsun. Bu evet. Abi bir de Emre Belezoğlu geldi. Nasıl bir reaksiyon verebilir Başakşehir? Ne yapabilir anlamadım. Ne? Nasıl bir reaksiyon verebilir Başakşehir maçında? Şimdi ne yapabilir? Yeni bir hoca, yeni bir hava ilk maçta biraz etki yapabilir. Ben güzel bir maç bekliyorum aslında baktığın zaman. Şimdi Sergen Hoca'nın da keyfi yerinde. Niye? Sakatlıkların büyük bir kısmı evet. Takıma geri dönmüş oldu. Bu anlamda kadro sıkıntısı yaşamayacak Sergen Hoca. Başakşehir'de bir çıkış yakalamak zorunda. Yeni hoca ile beraber, Emre Belezoğlu ile beraber. Valla keyifli güzel bir maç olacak gibime geliyor. Bence de abi. Abi ben senin vaktini almayayım. Buradan bütün Beşiktaşlara selam veriyorum abi. Kolay gelsin. Peki sana. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Evet, o baktığımız zaman hadi Beşiktaş'ta eksik sayısı 3'e inmiş. Siyah beyazlı tedavi süren Pjanić, Enkudu ve Mehmet Topal dışında sakatları bulunan oyuncu kalmadı. Larin, Atiba, Gezal, Montero, Wellington takıma geri dönmüşler. Onu da şimdiden söyleyelim. Bu 5 futbolcunun Medipol Başakşehir'de forma giyebileceği de kulüp tarafından açıklanmış. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipekli Ters Köşe devam ediyor. Adem Göktaş, abi günaydın. Ben futbolculara suç bulmuyorum. Seçiyorlar, oynuyorlar. Elinden gelen bu diyor. Futbolcu resmen benden iyisi varsa getir diyor resmen demiş Adem Göktaş. Günaydın. Alo, merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar, günaydın. Ben İstanbul'dan Adem. Buyurun Adem Bey, hoş geldiniz. Aygün Bey, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim. Buyurun Adem Bey. Aygün Bey, şimdi bazı arkadaşlar bu Sergen Yalçın'ın cezası hakkında adalet falan diye şey yapıyorlar da, özellikle Galatasaraylılar. Dudak okuma uzmanı olmuş da, Muslera orada topa vururken, hakemle dik dik konuşurken hepsi Uruguayca biliyor mu veya onun ettiği küfürlere... Orada Uruguayca bilmeye gerek yok. Orada zaten hareket ikinci sarıdan kırmızı. Yani yere topa düşüp vurması... Şimdi bak, hep şunu söylüyoruz. İşte biz bunları hep tartışıyoruz. O olduğu zaman bak, bana da bu vurdu, bu oldu. Normalde burada görünen neyse cezayı versen bugün biz bunları tartışır mıyız? Ya orası öyle ama işte bu Beşiktaş olunca daha çok köpürtüyorlar. Geçmişte Melo diye bir futbolcu 40 bin taraftarı sahaya indirdi, cezayı biz yedik. Meyreleş buz torbası hakemin suratına tükürdü. 6 maç Haskan Numan'ın bu ülkede futbol kariyeri bitirildi bir hareketinden dolayı. Meyreleş'in ama tükürmediği daha sonra ortaya çıktı. Ama tükürmedi ama. Yağmurlu bir havaydı. Ben o maçtaydım. Vardı. Yağmurlu bir havaydı. Evet. O maçtaydım ben. Ve tükürük olmadığı ortaya çıktı, biliyorsun değil mi? Peki bu buz torbası olayı o da mı yoktu? Ya buz torbası şimdi tükürdüden buz torbasına geçti. Hayır şimdi. O hareketler birleşik hareketler. Ama bu işte Beşiktaş oldu. Ya bu siyah beyaz, sarı lacivert, sarı kırmızı, bak sarı kırmızı, bordo mavi anlamında söylememek lazım. Şunu söylememiz lazım ya arkadaş. Biz evet. Ayrıca adaletli bir yardım şey istiyoruz. Kimse kendine bir şey istemiyor. Neyse onu ver diyoruz, doğru mu? Evet. Burada ama şimdi yapılanlara şeyi gelmeleri lazım Aygün Bey. Yani hani bunun kararı verilmiş. Bu Emre Belözoğlu Slaven Bilic'i tehdit edip ülkede sana ekmek yedirmeyeceğim deyip soyunma odasına kadar kovaladı. Yani biz bunları da gördük. Şimdi bunlar yapıldı diye şimdi bak aynı noktaya geliyoruz ya. O zaman, o zaman bu kadar kimse sesini yükseltmedi. Şimdi geçen senenin şampiyon takımı Sergen Yalçın bir şeyleri başarmaya başladı. Zaten biz ne zaman başarılı olsak ya bizim teknik direktörümüz milli takıma hemen alelacele gönderilmeye çalışıyor. Ya da böyle ceza gönderilmesi milli takıma. Şenol Hoca gönderilmeseydi, gitmeseydi. Gitmeseydi her televizyonda, her radyo programında bu takımın başına Fatih Hoca da aynısını gelmesi yapıldı. Lazım. Fatih Terim'e de Galatasaray'dayken milli takım teklifleri geldi. Onun da yapılmaması lazımdı. Yani, zaten Fatih Terim'e de yapılmaması lazımdı. Fatih Terim bu ülkede soyunma odası kulübe bastı, kebapçı bastı. Milli takımda teknik direktörlüğe devam etti. Yani bunlar o yaşadık, gördüğümüz olaylar. Yok, o ama kebapçı olayından sonra biliyorsun orada farklı bir şey var. Kebapçı olayından sonra bak bazı şeyleri söylememiz lazım. Evet. Hak diyorsak, hukuk diyorsak, adalet diyorsak insanlar açısından, yani adaletli anlamda söylüyorum sana. Hı. Fatih Hoca ertesi gün gidiyor istifasını sunuyor. Doğru mu? Evet. Yıldırım Demirören ben... ne diyor? Hocam olur mu diyor. Seninle daha birçok projelere imza atacağız diyor. Evet. Kabul etmiyor. Üç gün sonra görevine son veriyor. Şimdi burada suç Fatih Hoca'da mı?
Yok Fatih Hoca da değil de hani o zaman Galatasaraylı arkadaşların çıkıp veya seven arkadaşların çıkıp bu hocanın yaptığı da yanlış diye böyle ortada söylemeleri lazım. Söylüyorlar sadece, tabii ki orada şimdi bir milli takım hocasının olduğunu... bak milli takım hocasının bu tarz bir olaya girmesi zaten yanlış. Bırak milli takım hocasının normal kulüp hocası olsun. Normal bir insanın evet, zaten bu tarz hareket yapması yanlış. Bırak hocalığı hocalı. Evet. Normalinde de yanlış. Yanlış evet. Tasvip edilmeyecek bir olay. Evet. Şeyi söyleyeyim Aygün Bey size. Bu hafta Başakşehir Beşiktaş'ı yener. Ertesi haftada korkmasınlar Galatasaray'ı biz 3-0 yeneriz. Diyorsunuz. Peki. Dedim. Peki Adem Bey. Çok ya, teşekkürler. Rica ederim. İyi kendinize yine. Bakın. Evet Başakşehir maçı ve bir sonraki hafta, bu hafta da Fenerbahçe-Trabzon maçı var. Trabzon-Fenerbahçe maçı var. Hafta sonu hakikaten keyifli maçlar başlayacak. Zaten bugün milli takım biraz milli takım ağırlıklı gideceğiz. Demin de söylemiş olduğum gibi. Yarından itibaren gene yarın gene milli takımın durumu ile ilgili konuşacağız. Ama artık yavaş yavaş hafta sonu Cuma ve Cumartesi Pazar oynanacak olan maçlara yavaş yavaş dönmemiz gerektiğini döneceğimizi de söyleyelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhabalar. Kime görüşüyoruz? Emre, ben Ankara'dan arıyorum. Nasılsınız? İyiyim Emre Bey. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. İş başındayız. Çalışıyoruz. Buyurun Emre Bey. Sizleri dinliyoruz. Çok teşekkürler. Buyurun. Öncelikle milli takımımızı inşallah kazanırız. Başarılar diliyorum. Milli takımda ben Trabzonspor taraftarıyım. Hı hı. Berat için bir şeyler söylemek istiyorum. Hani çok eleştirildi ama daha ilk maçıydı. Hani çok acımasız mı eleştirdik çok acaba? Çok acımasızca eleştirildiğine katılıyorum. Yani ilk maçı çok garip bir mini takımın içine düştü çocuk. Hani yoksa Berat iyi bir topçu. Evet. İyi bir futbolcu. Hani çok acımasız eleştirdiler. Herkes vurmaya başladı. Enteresan, çok üzüldük yani. Enteresan da sorular soruldu toplantıda. Evet, gereksiz bir soru soruldu. Doğru katılıyorum. Hı-hı. Çok da beyefendi de cevap verdi. Yani hiç kırmadan, hani öyle sinirlenmeden böyle çok güzel de bir cevap verdi. Çok sevindik ona da. Hani ben sadece onu söylemiştim. Milli takım hepimizin milli takımı. Yani ben... Alo. Üstünden vurmaya gerek yok ya. Yani kaybedince hepimiz üzülüyoruz sonuçta. Doğru, doğru. Peki. Vaktinizi çaldığım teşekkür ederim. Estağfurullah, olur mu Emre Bey? Kendinize çok çok iyi bakın. Katılıyorum. Sağ olun, çok mersi. Maalesef Berat'a da milli maçtan sonra sorulan soru da hoş olmadı. Onu da söyleyelim ama zaten futbolcu da çok güzel bir şekilde hani derler ya futbol deyimiyle topu göğsüne aldı, aşağı indirdi ve yumuşak bir vuruşla da gol attı diyebiliriz. Yakup Demirtaş, kalan maçları kazandık diyelim. Norveç'te kazanırsa bu fatura kime kesecek? Letonya ve Karadağ'ı yenemeyen Şenol Güneş'e mi, Norveç'i yenemeyen Kuntz'a mı demiş Yakup Demirtaş. Günaydın, günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz, kimle görüşüyoruz? Ben Ahmet Çakır, İstanbul'dan arıyorum. Ahmet Çakır, hocam buyurun. Yok. O Çakır, ben Çakır. Ahmet Çakır yazar var bile, biliyorsunuz. Spor yazarı var. Evet. Şimdi ben iki şeye değinmek istiyorum. Buyurun. Milli takım. Buyurun Ahmet Bey. Milli takıma yani şu zamanda ben Şenol Güneş'e de haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ve bu turnuvanın Şenol Güneş'le devam edildiği olumlu veya olumsuz bitirilmesini istiyorum. Ya da taze bir kanar anıyorsa Okan Buruk vardı, Rıza Çalınbay vardı. Mesela Yılmaz Ural bir kere şans verilmedi bu insanlara. Evet. Ya bizim kendi toplumumuzda neden? Alo. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Ahmet Bey, bir çekmeyen bir yerde misiniz? Sesiniz gidip geliyor. Duyuyor musunuz beni? Alo. Tahmin ediyorum çekmeyen bir yerde Ahmet Bey, çünkü ses gidip geliyor. Eğer duyuyorsanız beni tekrar ararsanız Sayın Ahmet Bey, Sayın Ahmet Çakır, daha iyi bir iletişim kuracağız gibime geliyor. Çünkü hakikaten ses git. Bu Yılmaz Vural konusuna ben de katılıyorum. Hakikaten hocamıza bir şans verilmesi gerekirdi. Şimdi yaşından dolayı söyleniyor. Efendim ya sen gençken mi de şans vermedin Yılmaz Hoca'ya? Yılmaz Hoca bunu yeni söylemiyor ki, 20 senedir herkes söylüyor. Milli takıma çalıştırmak istediğini, kulüp nezdinde işte Fenerbahçe başta olmak üzere bazı kulüpleri çalıştırmak istediğini defalarca Yılmaz Hoca söyledi. Şimdi efendim Yılmaz Hoca'nın yaşına baktığımız zaman 69 yaşında, şu an hocaya çalıştırmak mümkün değil. Sen gençken bu şansı vermedin hocaya. 50'li yaşlarda bu şansı vermedin. 69 yaşındaki hocaya bu şansı vermiyorsun. 59 yaştaki U21 hocasını getiriyorsun, bir takım başına koyuyorsun. Bu da enteresan bir durum.
Evet, son dinleyicimiz alacağımızı söyleyelim. 11.07 ve şu an attığımızda son dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın. Yayına bağlanmak istedim. Yayındasınız, canlı yayındasınız, buyurun. Merhabalar Aygün Bey. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Mersin'den arıyorum, Okan ben. Okan Bey, hoş geldiniz, buyurun. Merhabalar. Ben şimdi az önceki konuşanlar çok güzel söyledi. Ben aslında sabahtan beri size bağlanmak istiyordum. Yani şöyle ki, Berat Özdemir'e iletilen soru kadar yersiz bir soru ben daha görmedim. Ben de görmedim. Yani duymadım da. Ben de çok duymadım. İsterdim. Ben çok isterdim. Aynı soruyu Burak'a da sormalarını. Çok isterdim. Acaba güçleri yetiyor mu Burak'a onu sormayı? Yani eğer sen Berat'a bunu soruyorsan, Burak'a niye performansın düşük, niye öylesin, niye böylesin diye. Niye kendini keşke atıyorsun? Pozisyon olmadığı halde niye kendini atıyorsun diye sormak gerekiyor. Aynen öyle. Hı-hı. Yani sen aynen şimdi orada sarı kart bile yiyebilirdin, kırmızı kart özür diliyorum yiyebilirdin. Ama sen yemedin, hakemin insafına kaldı. Yani bu o kadar üzücü bir şey. Onu da açalım, hakemi kandırmaya yönelik hareketten dolayı değil. Hareket, hı-hı. Evet, kesinlikle. Yani o kadar üzücü bir şey ki biz ne hallere düşmüşüz. Biz maalesef bir tek Burak Yılmaz'a, bakın Burak Yılmaz çok değerli bir futbol. Bugüne kadar bize çok hizmet etti ama yanına bir yardımcı lazım. Niye? Mesela çok isterdim Şenol Hoca'nın kalmasını da bu arada istiyordum. 4 maç kalmış yani bu adamı niye yolluyorsunuz? Sadece teknik ekibini değiştirin. Şimdi ben bakıyorum Aygün Bey, Bayram Bektaş tam 4 kere yanlış hatırlamıyorsam 4 kere yanından gidiyor başka bir takıma tekrar gerisin geri geliyor. Hı-hı. Gidiyor geliyor ya. Olmuyor demek ki, yani yanına başka birini al. Yani olmuyor. Eğer tepki çekeceğin bir isimden de korkuyorsan, çekiniyorsan başka bir isim üstünde dur. Bu ülkede çok güzel yardımcı teknik adamlar var. Ya ben anlam veremiyorum. Şimdi Şenol Güneş seçim yapıyor. Bakın Aygün Bey, çok enteresan bir yere değineceğim. Taylan Antalyalı hakkında o kadar şey attın tuttun. Attın tuttun değil miyim, özür diliyorum. Hı. Söyledin. Dedin ki bana bir şeyler oldu. İşte Avrupa Kupası'ndan sonra ameliyata girdi. Gireceğinden haberin var mıydı? O doktoruna sordum. Şuydu buydu. Söyledin. Sonrasında tekrar sen Taylan'ı alıyorsun. O zaman burada bir çelişki var. Bir tutarsızlık var. Ya da üstünde bir baskı var. Ben buradan bunu anlıyorum. Onu geçtim. Sen Burak'ı alıyorsun. Burak Milli. 30 maçta 16 gol atan Adem Büyük var. Tecrübeli adam. Yani Adem Büyük'ü çok sevdiğim için değil, doğru bir adam olduğu için değil. Ama neden almıyorsun? Muhammed Demir var, neden almıyorsun? Salih Uçan Alanya Spor'dayken milli takımı alınmıyordu. Beşiktaş'a geçti, milli takımı alındı. Ama orada ya şunu bu... söyledi. Orada şunu söyledi. İşte ameliyat oldu dedi. Ama aynı dönemde ameliyat olan kaleci Altay'ı aldı. Yani suratından biliyorsun şey kırılmıştı ya Salih. Ben sanki el kemiği kırıldı diye hatırlıyorum. Ya, ben surat diye hatırlıyorum. Belki yanlış da olabilir. Fark etmez. Ya, önemli değil. Ya, sonuçta önemli değil yani. Ama onu dedi ki sakattan dolayı onu almadım. Ama aynı dönemde sakatlıktan yeni çıkmış, hatta devam eden kaleci Altay aldı. Şimdi mesela bakıyorum yani siz şimdi tamam Stefan Kuntz'u getirdiniz. Çok güzel, size ilk bağlanan arkadaşlardan biri şey dedi ya da hatırlamıyorum, belki sizden önceki programda Stefan Kuntz'a da bir sen tazminat vereceksin. Şenol Güneş'i de vereceksin. Ben ya söyledim ona. Maç kalmış. Ben söyledim ona. Ya dedi ya, bir tek uçak yani biletine giderim dedi ya, bana inandırıcı gelmiyor bu düğme dedim. Yani 3 yıllık sözleşme atıyor, sonuçta imza atıyor. Bir tek uçak bileti değildir onun tazminat dedim yani. Ya Aygün Bey, giderken göreceğiz şimdi... dedim ne olduğunu. Bir, bakın 3 maç, bu 4 maç kalmış. 4 maçın bir tanesini asılacaksın. Ya diğerleri Cebeli Tarık, Letonya Karadağ, küçümsemek için demiyorum. Ama yani senin yani rahat bu takımla alabileceğin maçlar. Ama 3'te 2 yani deplasmana gidiyoruz biliyorsun. Karadağ deplasman, bu akşam Letonya deplasman, bir Cebeli Tarık içeride oynayacağız kalan maçta yani, baktığımız zaman. Yani artık ama o kadarını da yani yensinler, yani o kadarını da yapsınlar. Vallahi ben çok üzülüyorum, utanıyorum. Şuraya bakın, adamlar 10 tane eksikle geliyorlar, bizi burada bir puan çıkarıp gidiyorlar. Yani yazık günah, bu kadar insan emek veriyor. Hepimiz gönül bağlamışız. Yani olmuyor, ben çok inanın maçları izleyesim gelmiyor içimden. Ha bir de size şunu söyleyeyim. Şimdi Vitor Pereira için yani bir çok da şey yapmak istemiyorum, tutmak istemiyorum sizi. Çünkü 11-12'ye bağlantılar yapacaksınız. Onları merakla dinleyeceğim. Tabii onları biraz beklesinler, sıkıntı yok. Buyurun. Şunu söyleyeyim. Buyurun. Yani Vitor Pereira diyor ki ya diyor o sakat, bu sakat, biz diyor lideriz diyor. 10 tane bakın, sakat bunlar, saydı. 10 sakat bunlar şöyle söyleyeyim. Bunlar
bunlar sığınılacak yerler değil. Yarın öbür gün öyle adamlarla lider olmanız gerekir ama olamazsınız ki. Yani öyle kişiler gelir sizi geçer ki. Hayır, bakın o... Trabzon arkadan dolu dizgin geliyor. Şunu söyledi. Yani işte Fenerbahçe çok fazla eleştiriliyor ya, eleştirme anlamında, sistem anlamında, takım anlamında. Yani siz beni bu kadar eleştiriyorsunuz diyor ama bu, şunu da bilin diyor. 10 tane de sakatım var diyor ve ben liderim diyor bu kadar eleştirmeme rağmen diyor. O anlamda söyledi. O videoyu ben de izledim. Ya ben şahsen size şunu söyleyeyim. Yani yanlış bir tercih Vitor Pereira Fenerbahçe için. Ben Fener'i tutmuyorum. Ama Fenerbahçe için Vitor Pereira çok büyük bir yanlış. Yani bence zorunluluktan getirildi. Ve ben şunu hissediyorum. Fenerbahçe'de o amatör ruh yok. 7 ya da 8 sene şampiyon olamadılar. Yine olamayacaklar. Yani o ruh çünkü bir türlü gelmiyor. Yani Vitor Pereira ile tekrar Mesut'un arasında bir problemler var. Şu var, bu var. Yine olamayacak. Yine olmayacak. Yani üzülüyorum. Fenerbahçe taraftarına üzülüyorum. Yazık, peki, günah yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, kendinize çok çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra artık telefon almayacağız. Yarın yoğun bir telefon gündemimiz olur. Çünkü milli maçı da geçmiş olacağız. Yarın biraz daha fazla açabiliriz. Çünkü onunla ilgili mesajlar da geliyor. Onu söyleyeyim. Çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra da artık programın ikinci bölümüne geçeceğimizi söyleyelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Emre Bağlan demiş ki günaydın, herkesin derdi Sergen Yalçın olmuş, herkes kendi kulübüne baksın demiş. Günaydın abi, yayınlar kolay gelsin abicim. Abi tarih yüreğiyle canla başla oynayan futbolculara yazılır. Ben de ben ne kadar prim alacağım düşüncesiyle olan topçularla değil demiş Murat Cabbar kardeşimiz. Evet, hattımızda Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri, aynı zamanda spor yazarı İrfan 25 var. İrfan, yerimize hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İrfan, bugün aslında milli takım konuşurken biraz Sergen Hoca üzerinden çok fazla da eleştiri de geldi. Bir kısım hocanın cezasının az olduğunu, bir kısmın da rakiplerin baskı yaparak cezayı arttırma yönünde konuştu bazı taraftarlar, bazı dinleyiciler, öyle diyelim. Sergen Hoca'nın cezasıyla ilgili neler söylersin? Oradan başlayalım istersen, verilen cezayla ilgili. Şöyle söyleyeyim, şimdi Sergen Hoca'nın tabii görüntülere yansıyan bir sözü var. Ama dördüncü hakem bu sözü raporuna yazmamış. Şimdi hakem raporuna yazmadığı için de verilen cezanın şu anda normal olduğunu söyleyebiliriz. Ama görüntüden ceza verilebilir. Çünkü dördüncü hakemin gözünün önünde olan bir olay, o da topa vuruyor. Topa vurduktan sonra bir maç ceza aldı. Ama dediğim gibi dördüncü hakem raporuna yazmadığı için bu sözü veya duymadığı için de veya sahada bundan TFF temsilcileri de var biliyorsunuz. Evet, TFF temsilcileri de duymadığı için de bu ceza bu şekilde gerçekleşti. Ama daha önce biliyorsunuz görüntülerden cezalar verilmişti. Ama şimdi herkes şeyi de kıyaslıyor. İşte Sergen Hoca ile Fatih Terim'e de biliyorsunuz ceza verilmişti bu böyle bir söz kullandığından dolayı. Ama orada dördüncü hakem raporunda yazmıştı. Hatta daha farklı bir söz söylenmişti. Hakem raporuna farklı yazmıştı. Yine ceza verilmişti. Cebiliyetsiz, ciddiyetsiz tarzı mı? Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Evet. Yani şimdi tabii onun hikayesinde bir tanesinde dördüncü hakem raporuna yazıyor. Diğerinde Sergen Hoca'nın kendi dördüncü hakem raporuna yazmadı. Ama görüntülerde yansıyan bir söz var. Bilmiyorum yani. Bu aslında onu daha sonra kamuoyunun tartışmasına bırakmak lazım. Şu da var ama İrfan. Yani şimdi baktığın çok zaman... Çok da fazla lazım. Tabii. Şimdi baktığın zaman bir Eto'nun paylaşımı vardı. Demin onu dinleyiciler de hatırlattı. Ben de arada söylüyorum. Mesela Eto'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabına paylaşan Arda Turan da ceza aldı. Evet. Yani bir cezalarda kıstas yok. Cezalarda bir kıstas yok. Şöyle söyleyeyim ama Arda'nınkini kendi takım arkadaşı paylaştı. Eğer soyunma odasındaki cezadan bahsediliyorsa o çok farklı. Bu soyunma odasında direkt bir rakibe küfrediliyor ve bunu kendi takım arkadaşı paylaştığı için ve bu kamuoyuna yansıdığı için ceza aldı. Kendi takım arkadaşın çekmiş olduğu görüntüyü hesabından paylaştığından dolayı. Evet. Diğerinde ise burada direkt kameranın kamera tarafından çekilen bir görüntü var. Sonuçta bunu hakem görmüyor, hakem duymuyor. Dördüncü hakem de bunun raporunda yazmıyorsa buna sadece görüntüden bir ceza verilmesi de mümkün değil. Kurallar da bunu söylüyor. Ama dördüncü hakem raporunda eğer yazmış olsaydı ceza daha da artmış olacak. Ya yani kurallar bunu söylüyor diyorsun ama kurallar peki tam anlamıyla uygulanabiliyor mu?
Ya, tam anlamıyla tabii bunu uygulandığını söylemek zor. Bunun çok da yani geçmiş yıllarda da çok gördük. Yani bazı futbolcuların cezaları ertelendi. İşte bazı maçlarda oynanan bir maçta oynaması için cezalarının ertelendiğini de gördük. Kırmızı kart cezaları işte o maçta oynaması için ertelendiğini de gördük. Takımdan takıma maçtan maça değişen kurallar görüyoruz. Kurallar tam olarak tam anlamıyla uygulandığını söyleyemeyiz. Bunu ifade edebilirim. Hatta biliyorsunuz Fenerbahçe'de Caner Erkin lan sözünü kullandığı için kırmızı kart gördü. Ondan sonra ama bunu daha sonra futbolcu bunu kendisinin Caner'in söylemediğini, rakip futbolcu Caner'in söylemediğini, kendini söylediğini ifade etmesine rağmen Caner'in cezası ertelenmemişti. Caner iki maç ceza almıştı kırmızı kartla. Yani rakip futbolcu bunu söylediğini, yani Caner'in bunu söylemediğini, kendisini söylediğini ifade etmesine rağmen ceza kaldırmamıştı. O yüzden Türk futbolunda böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ne yazık ki kitabına yani kurallar tam anlamıyla uygulanmıyor. Rakibe göre, takıma göre, sezondaki gelişime göre farklı kararlarla karşılaşabiliyoruz. Farklı cezalarla karşılaşabiliriz. Bir bakıyorsunuz işte bir maçta bir futbolcuya aynı hareketi kırmızı kalmış. Belki 3-4 maç veriliyor veya aynı hareketi yapmış bir futbolcuya. Daha sonra başka bir aradan 5 maç 6 maç geçti. Aynı hareketi yapıyor veya aynı sözü söylüyor. 2 maç ceza veriyor. O yüzden bunlarla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Bu sadece şeyde değil. Bu cezalar konusunda da değil. Yani hakem kararları konusunda da aynı standart söz konusu değil. Doğru. Yani bir maçta kırmızı kart verilen pozisyona farklı bir maçta faul bile verilmiyor. Bırak kartı göstermeyi diyorsun, faul düdüğü bile çalınmıyor diyorsun. Evet. Şimdi, yani o yüzden bizim kararlarımızda ne kurallarda bir standart söz konusu, ne hakem kararlarında bir standart söz konusu. O yüzden de Türk futbolunun geldiği durumda ortada ne yazık ki. Şimdi biraz Ferdi üzerinden geçmek istiyorum. Ferdi ve milli takımla ilgili son düşünceler nedir? Dün, çünkü Hamit Altıntop da gene Ferdi ile ilgili de açıklamalarda bulundu birçok TV kanalında. Nedir son durum Ferdi'deki milli takım olayıyla ilgili? Ya şöyle söyleyeyim, şimdi Ferdi kendisi bir karar yani şöyle söyleyeyim, Türk milli takımda oynamak istiyor. Ama tabii bunun için milli takım heyetinde gidip Ferdi ile konuşması gerekiyor. Yani bir konuşması, bir plan doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Bunun neler yapacağını söylemesi gerekiyor. Oyuncuyu belki de ikna etmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta Ferdi aynı zamanda Hollanda milli takımından, işte Kanada milli takımından teklif var. Hollanda milli takımında Van Gaal kendisini izlediği yönde bir bilgi var. Ama bizim teknik heyet işte oyuncuyla konuşmayı belki de tercih etmiyor. Veya işte Ferdi'nin gelip işte ben milli takımda oynamak istiyorum şeklinde bir ifadesini bekliyor. Ama gidip milli takım teknik heyetinin görüşmesi onu yapması gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi aynısını Hamit Altıntop da belki de yaşadı futbolculuğunda. Yani onun milli takımda oynaması için belki bizim o zamanki milli takım teknik heyeti gidip görüştüler. Yani ben Ferdi'nin kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Milli takımın milli takım forması giymesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ferdi Vitor Pereira ile birlikte inanılmaz bir gelişim gösterdi. Gelişimini sürekli devam ettiren bir isim. O nedenle ben milli takımda eğer oynarsa çok katkı sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Umarım milli takım teknik heyeti görüşür. Ferdi'yi ikna eder ve Ferdi de milli takım forması giyer. Ben Ferdi'nin Türk milli takımının gönlünün Türk milli takımdan yana olduğunu söyleyebilirim. Tisserant'ın durumu nedir? Tisserant Trabzonspor maçında oynamayacak, onu söyleyebilirim. Yani çünkü halen takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Şöyle söyleyeyim, Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci halen takımdan ayrı çalışma bireysel olarak çalışıyor. Bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Tisserant yine bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu iki futbolcunun oynamasını beklemiyorum. Bu oyuncuların özellikle bu oyuncular sakatlıklarının riski, yani çünkü uzun süredir takımdan ayrı Trabzonspor maçında oynaması halinde sakatlıklarının nüksetmesi söz konusu olabilir. O yüzden de acele edilmiyor. Bu oyuncuların %100 performansı, %100 hazır olduktan sonra sahaya sürecek. Ama Sosa teknik heyetin görev vermez halinde oynayabilir. Bu yaklaşık 4-5 gündür takımla birlikte çalışmaları sürdürüyorsa olsa, ama onun da uzun süredir bir sakatlığının ardından sahalar döndüğünü öngörürsek Trabzonspor maçında da ilk 11'de başlamasından Sosa'nın da
beklemiyorum. Benim için eğer başlarsa büyük bir sürpriz olur ama Sosa'nın eksikliğini fazlasıyla Fenerbahçe hissetti. Kalan süre içerisinde özellikle hücum anlamında, ofansif anlamda Sosa'nın orta sahadaki oyun eksikliğini fazlasıyla hissettiğini söyleyebilirim. Sosa'nın peki sözleşmesiyle ilgili son durum ne? Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Sanki böyle uzatılmayacak gibi bir görüntü var ama. 36 yaşında Aygün abi. Şimdi bu futbolcunun sözleşmesi uzatacağını ben pek düşünmüyorum. Yani şimdi Sosa Fenerbahçe'ye geldi. Çok iyi, önemli bir futbolcu. Önemli katkılar sağladı ama Fenerbahçe'de daha çok futbolundan, daha çok sahadaki performansından, daha çok özel hayatı ve sakatlığıyla gündeme geldi. Yani Trabzonspor'daki o katkıyı ne yazık ki Fenerbahçe'de gösteremedi. O nedenle bir de 36 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani sözleşme uzatmasını ben pek ihtimal vermiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de fark ettiysen daha genç oyunculara yöneldi. İşte takımdaki Gökhan Gönül, Caner Erkin gibi işte Siste gibi isimleri gönderdi. Yaşı yüksek oyuncular gönderdi. Daha genç potansiyelli oyuncular kadrosuna kattı diye Golosi'ler. İşte Atilla Salahi, işte Minja Kim gibi daha genç gelecek vadede isimler kaldı. Hatta ben gelecek sezonlarda da transfer politikasının bu şekilde olacağını düşünüyorum ve önümüzdeki sezon içerisinde de Sosa'yla yolların ayrılacağını düşünüyorum açıkçası. Sosa'nın belki Sosa'da önümüzdeki sezon sonunda bile kalmayabilir. Devre altında da yollar ayrılan. Onu da bir parantez olarak açalım. Mesut'la ilgili, yani Pereira'nın kozu Mesut tarzı haberler çok fazla çıkmaya başladı. Mesut Özil'le ilgili sen önce şunu sorayım. Hala Mesut'la Vitor Pereira arasında kriz olduğu yönünde gene konuşmalar yapılıyor. Son durum nedir? Bir de artı zaten kadro ile ilgili soru soracağım. Nedir son durum Mesut'la ilgili? Şöyle söyleyeyim, Mesut Özil'in bir sıkıntı yok, bir kriz yok, onu söyleyelim. Ama şöyle söyleyeyim, Mesut gibi yıldız bir futbolcun varsa tabii ilk 11'de oynamak, ona ilk önce ki 11'e yazarsınız. Kadroyu da ona göre şekillendirirsiniz. Çünkü böyle bir oyuncu yedek kaldığı zaman da mutsuz olması çok normal. Her futbolcu oynamadığı zaman mutsuz olur. Ama Pereira ile bir kriz yok. Şu ana kadar böyle bir bilgi de bize gelmedi. Böyle bir durum da söz konusu değil benim duyduğumda. Hatta son antrenmanda da bir işte Vitor Pereira ile Mesut Özil'e takıldığını da gördük. Ama Mesut bu şu ana kadar bu durumun Pereira yönetmeyi başardı. Bir kriz olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir durum da söz konusu değil. Mesut Özil de Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyor. Fenerbahçe'de Avrupa kupalarında Fenerbahçe ile başarılı olmak istiyor. Baktığımız zaman Mesut Özil'in istatistiklerine baktığımız zaman ikili mücadelede işte koşmuyor şeklinde ifadeler kullanıldı. İkili mücadelesi zayıf söyleniyor ama ikili mücadelede ve koşu istatistiklerinde birçok futbolcudan daha iyi, o takımdaki ilk 11'de oynayan birçok futbolcudan daha iyi olduğunu da görüyoruz. Hatta fazlası, yani ben şöyle söyleyeyim, Mesut Özil'in daha fazla da koşuyor diğer takımda, yani diğer takımda oynadığı takımlara nazaran Fenerbahçe'de. Mesut Özil'den daha fazla yararlanması gerekiyor. Onun yeteneklerinden daha fazla yararlanması gerekiyor. Çünkü oyun zekası, oyun tekniği çok iyi bir futbolcu. Çok özel bir futbolcu Mesut Özil. Bu oyuncudan daha fazla yararlandığı zaman Fenerbahçe'ye daha fazla da katkı sağlayacaktır. Peki 11'deki durumu ne olur? Yani Trabzon maçı 11 yavaş yavaş şekillenmeye başladı gibi gözüküyor. Sence Mesut da mı başlar? Bence Mesut Özil ilk 11'de oynar bu maçta. Mesut Özil ilk 11'de oynar ama şunu söyleyeyim. Şimdi milli takım maçlarını beklemek lazım Ergun abi. Şimdi milli takımdan futbolcular nasıl dönecek? Bunu çünkü Minca Hakim, Atilla Salahi var stoperde. Umarım sakatlık yaşamadan döner ama bu futbolcular da açık söyleyeyim hiç dinlenmeden, işte Fenerbahçe'de sürekli oynayan iki isim stoper ikisi. Hiç dinlenmeden milli takımlara gittiler. Milli takımlarında da 90 dakika oynadılar ilk maçlarda. Şimdi bir maçları daha var. Tabii bu oyuncuların umarım sağlamdırlar. Çünkü savunma üçlüsü belli zaten Fenerbahçe'de. Serdar Aziz, Tisaran, Minca Hakim oynayacak. Yani Serdar Aziz de Trabzonspor maçına yetişirse. Onun da göz kirpiğinde bir yırtılma söz konusu oldu milli maçta. Kornea sahasında da bir zedelenme söz konusuymuş. Ama Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor. Defans üçlüsü belli. Ardından tabii Luis Gustavo'nun yeri garanti orta sahada. Ama Luis Gustavo'nun yanında kim oynayacak? Şu anda belirsiz olduğunu söyleyebilirim. Mert Hakan yandaş, Diego Crespo mu, Max Meyer, Sosa mı oynayacak? Bu dört tane isim var bu bölgede oynayabilecek.
Ama Sosa'nın uzun süren sakatlığının ardından hemen Trabzonspor maçında teknik direktör Vito Pereira onu ilk 11'de başlatır mı? Bu bir soru işareti. Mert Hakan Yandaş dün tedbir amacıyla takımdan ayrı özel program uyguladı. Onun sakatlığı mı var? Onun konusunda bir bilgi şu anda henüz belli değil. Ama Luis Gustavo'nun yanında 4 tane belirlediğiniz birisi yani şu anda bir kararsızlık var. Oradaki isim belli olacak. Yine sağ kanat sol kanat belli. Olsa Samuel Ferdi Kadıoğlu oynayacak. Hücum hattında Mesut Özil'in yeri garanti olduğunu söyleyebilirim ama hücum hattında da ligde 8 haftadır Fenerbahçe, lig 8 haftadır teknik direktör Vito Pereira hücum hattında sürekli değişikliğe gittiğini görüyoruz. Bu nedenle orada da aslında bir kararsızlık var. Onu da söyleyelim. Çünkü Valencia'da 15 Ekim Valencia 15 Ekim Cuma günü yanılmıyorsam 15 evet. Ekim'de 15 Ekim gece şöyle şimdi 00'da yani 12'de gece 12'de maçı var Valencia'nın. 1.30'da maçı bitecek. Daha sonra ülkesi Ekvador'a dönecek. Ekvador'dan da 15-16 saatli bir uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a gelecek. Şimdi ve belki de Trabzon hareket edecek kafile ucu ucuna yetişecek. Yetişmese dahi farklı bir belki de takım kafilesinden hariç Trabzon'a gidecek Valencia. Şimdi Valencia'nın bu uçak yolculuğunun ardından yani kıta değiştiriyor. Uçak yolculuğunun ardından Trabzon maçında ilk 11'de başlamasını beklemiyorum açıkçası. Çünkü yorgun dönecek. Oldukça yorgun döneceğini söyleyebilirim. O nedenle hücum hattında da bir kararsızlık, bir belirsizlik var. İşte Berisha mı oynayacak? Diego Rossi'nin bir haftadır takımdan ayrı tepki amacı da söyleniyor. Bu amacı da takımdan ayrı çalışıyor. O hücum hattında da Mesut Özil'in bir tekili garanti olduğunu söyleyebilirim ama hücum hattında da Mesut Özil benim beklediğim o hücum hattı. Mesut Özil, Berisha, Serdar Dursun üçlüsü. Forvet hattında iler uçta Serdar Dursun. Yanlarının arkasında Serdar Dursun'un arkasında ikili de Mesut Özil Berisha olmasını bekliyorum Aykut abi. Diego Rossi'nin tabii durumu da belirleyici olacak ama bir haftadır takımdan ayrı özel program uyguluyor. Onu da belirtelim. Yani bu sakatların durumu, oyuncuların durumu belli olduktan sonra asıl ilk 11'in Perşembe ya da hani asıl ilk 11'in işte maçtan bir gün önce daha net bir şekilde ifade edebiliriz. Kaleci Altay'la ilgili de birkaç haber çıktı. İşte başta Ajax olmak üzere birçok kulübün talip olduğu yönde. Böyle bir şey var mı? Böyle bir duyum var mı? Altay'la var. Ilgili. Var. Şöyle söyleyeyim. Ajax ciddi olarak ilgileniyor. Hatta devre aslında mahsul etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yönünde haberler var. Bu konuda ciddi olarak ilgileniyor Ajax. Ama Fenerbahçe devre arasında sadece Altay'la ilgilenen kulüpler yok. Mija Kim'di, Atilla Sanayi'di, Atilla gibi isimlerle de ilgilenen Avrupa kulüpleri var ama Fenerbahçe devre arasında kesinlikle böyle yıldız oyuncusunu bırakmayı düşünmüyor. Mevcut kadrosunu koruyarak belki sol kanada bir takviye yaparak hedeflediği şampiyonluğa ulaşmayı planlıyor Fenerbahçe. O nedenle Altay'a teklif gelse de Fenerbahçe sezon içerisinde bu oyuncuyu bırakmayacak. Bunu belirtelim. Fenerbahçe Trabzon'a gittiğinde Rize'de mi kalacak yoksa Trabzon'da mı kalacak? Belli oldu mu? Rize sınırında o tam belli değil ama şöyle söyleyeyim. Zaten Fenerbahçe Trabzon sınırına yakın yerde kalıyor. Hani geçen sene, geçmiş senelerde Trabzon'un sınırında kalıyor. Onun nedeni orada da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki. Zaten iki kulüp başkanları arasında da bir samimiyet var, bir dostluk var. Bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Hatta Ali Koç'un da, Sayın Başkan Ali Koç'un yönetim kurulu üyelerinde takımı yalnız bırakmayarak Trabzon'a gideceği yönde bir bilgi de söz konusu. Peki. İrfan çok teşekkürler. Yerimize bağlandı. İyi çalışmaya yayınlar. Evet hattımızda Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri İrfan 25 vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet.
Evet, İrem Turan'ın bir mesaj atmış. İyi yayınlar Aygün Bey. Milli takım bayağı kötü oyun oynadı. Bir Cengiz iyiydi. Sağ olsun hoca onu da çıkardı. Son olarak anladık ki sıkıntı Şenol Hoca değilmiş. Bundan sonra işimiz şansa kaldı demiş İrem Turan Hanım. Hakikaten sıkıntı Şenol Hoca'da mı yoksa hoca değişikliği bize yaramadı mı? Hattımızda Türkiye Gazetesi Spor'u Ömer Faruk Ünal var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok, sağ ol. Çok teşekkür ederim Aygün. Hay gelsin. İyi yayınlar. Sağ ol. Hocam sıkıntı Şenol Hoca'da mı yoksa hoca değişikliği bize yaramadı mı? Oradan başlayayım isterseniz. Ya şimdi tabii yani konusu tamam. 20 gün kadar oldu göreve gelen ama adam yani salı günü hemen hemen bir idman yaptı. Çarşamba idman yaptı. Perşembe günü idman yaptı. Ve ne oldu? Cuma günü maça çıktı. Yani burada bu maçı kazansak da Kuntz'a yazmazdı. Kaybetsek de Kuntz'a yazmaz. Bu beraberlikte Kuntz'a yazmaz. Yani. Ama şunu istedik, şunu gördük. Yani Kuntz henüz bizim milli takımı tam böyle anlamıyla tanımış, öğrenmiş değil. Yani çünkü o maçtaki, Norveç maçtaki tercihlerinden bunu anlıyorsun. Oyun disiplinini anlıyorsun. Yani sahada biraz iş yapan Cengiz Ünder var, Kerem var. Bunların ikisini oyundan aldı. Hı hı. Yani Halil'i mesela mutlaka Halil'i başlaması veya Halil'i bir hamle oyuncu olarak kullanması gerekirdi. Bunları göremedik. Yani Kuntz henüz bir tanıma, yani düşün ki bundan 40 gün önce Kuntz'a dediğin ki Türk milli takımının Norveç maçında takım maçında sen olacaksın dediğin adam inanmazdı. Yani derdi ya, benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yani hiçbir zaman aklının köşesinden belki Alman milli takımı geçmiştir ama Türk milli takımı geçmemiştir. Onun için bizim rakiplerimize, bizim gruba, bizim milli takımın oyuncularına çok yabancı. Ve herhalde bunları anlayacak kadar da bir süre olmamış. Yani mutlaka belki birkaç maçın kasetini seyretmiştir ama yani bizim hangi oyuncumuz, hangi kapasitede, neyi yapabilir, neyi yapamaz. Ha, bunları henüz tam hakim veya vakıf değil. Belki bu Letonya maçında bu akşam biraz daha bunları görürüz ama şu var. Yani Şenol Güneş'te olmazdı yani. Şenol Güneş'te biz gidemiyorduk. Gitmiyordu iş yani. Bu çok net olarak görülmüştü. Yani ya Şenol Güneş 4 maç daha kalsaydı bu bir şey kazandırmazdı. Çünkü farklı bir yerli hocayla devam etseydik olabilir miydi? Bu 4 maç için bir yerli hoca olabilir. Yani bu 4 maç için bir Mustafa Denizli gibi. 6 ayda bunu gibi yaptı. Doğru söylüyorsunuz. Ha, yani böyle bu 4 maçlık ama federasyon burada şunu düşünmüş olabilir. Ya biz yerli hocalarla hangisini getirecek büyük bir tartışma konusu oluyor. Yani yerli hocanın kıyafetinden tut da saçına başına kadar, oyuncu tercihlerine kadar, yani çağırdığı çağırmadığı oyunculara kadar çok ciddi bir tartışma konusu oluyor. Belki bir yabancı getirelim de hani işte ise Türkiye'de bütün kulüplere eşit mesafede olsun. İşte onun da her kendine göre sıkıntı var. Yani mesela bir tercüme hatası var. Ya Kuntz bazı şeyleri tam ifade edemiyor veya maksadını aşan bazı cümleleri oldu. Hangi konu mesela şey konusu mu? Kaleci yani Altay kaleci konusu. O konuda olsun. Dedi, Türkiye'de bir kaleci problemi var dedi. Yani halbuki şöyle dese daha doğru. Yani Türkiye'deki teknik direktörün işi zor. Çünkü kaleciler hepsi birbirinden daha kıymetli, evet, birbirinden daha değerli, birbirinden daha iyi kaleciler dese daha yine insanlar ikna olur. Ama Türkiye'de bir kaleci problemi var deyince yani hem bunun tercihte sıkıntı var hem de şeyde bir sıkıntı var. Yani kalitede bir sıkıntılar gibi bir mana çıkıyor. Zaten sağ olsun bizim ülkemizde sosyal medyada veya kamuoyunda böyle öküzün altında buzu arayan insan da çok. Onun için Kuntz az çok yani tecrübeli bir adam. Yani 25 sene önce Türkiye'de top oynamış. Türkiye'yi az çok bilen, tanıyan bir adam. Yani buradaki hassasiyetleri. Ama ben şunu söyleyeyim. Letonya, Aygün, nüfusu 1 milyon 900 bin olan bir ülke. 1 milyon 900 bin. Takımın toplam değeri transfer markette 8 milyon euro. 8 milyon avro. Bizim değerimiz 300 milyon avro. Bizim ümit, bizim milli takımın en ucuz bonservisli oyuncusunun bonservisi 10 milyon var mıdır? Vardır. Aygün. Vardır. En ucuzu. Doğru. Ya bugün Cengiz almaya kalksan alabilir misin? Mümkün değil. Kerem almaya kalksan alabilir misin? Mümkün değil, alamazsın. Kalecisinden Uğurcan'ından, Altay'ından, Yusuf'undan, Burak'ına kadar Hakan mümkün Çalan değil. Yani Letonya'nın transfer marketteki değeri 8 milyon avro. Bizim değerimiz 300 milyon avro. Nüfusu 1 milyon 900 bin ülke. Bizim nüfusumuz 85 milyon. Biz son 5 maçtır Letonya'da beraber kalıyoruz. Letonya'da bir tane böyle uluslararası şu takımda oynuyor diyen futbolcu yok. En pahalı futbolcu 700 bin euro değerinde. Hangi takımda oynadığını bilen yok. Yani biz bu psikolojik üstünlüğü kurmamız lazım. Yani işte bu Çek bir Letonya'dan beri biz Letonya'ya şansımız tutmamış. En son 1924 yılında yenmişiz. Yani 100 sene önce yenmişiz. Yani Letonya'ya karşı futbolculara şunu anlat. Ya bu psikolojik üstünlüğü kurmamız lazım. Yani Letonya'ya karşı taktik geliştirelim. 4-2-2 oynayalım. 3-5-2 oynayalım. İşte ileride basalım. Bilmem. Ya bunları tartışmak, konuşmak hakikaten çok doğru şeyler değil. Ya biz
Yani Letonya karşısında şu maçı bugün düşünmememiz lazım. Ya ama maalesef yani biz işte Letonya maçını kazanır mıyız, kazanamaz mıyız? Nasıl olacak, ne yapacağız? Yani bizim milli takım hakikaten yani bence bir araştırma konusudur. Ya bu geçtiğimiz İtalya maçından beri bir takım bu kadar nasıl düşer ya? Yani istesen düşürmeye çalışsan bu kadar düşüremezsin. Beceremezsin yani. Bu kadar düşürmeye bu kadar yani beceremek. Yani bunu bence değil. Futbol Federasyonu bunun üzerine eğilmeli yani. Hakikaten bu niye ya? Çünkü biz bunun çaresini bulursak belki bazı şeyleri çözeriz. Acaba içeride bir prim tartışmaları mı var? Ya, bu kadar düşünse bir parasal olabilir mi? Maddi anlamda olabilir mi? Yani onu ben çok ihtimal vermiyorum ama yani şunu hissediyoruz. Bizim milli takım bak 3 tane Avrupa Şampiyonası maçı oynadık. Geldik burada Dünya Kupası'nın elemelerinde 3 maç daha oynadık. Ya şimdi şunu hissediyorsun. Yani biz bir tek Burak'a ümit bağlamışız. Burak ileride duracak. Biz ona top atacağız, o da gol atacak. Ya yani hiçbir B planımız yok. Tek planımız Burak ileride. Şimdi milli takıma bakıyorsun böyle bazen kamera uzaktan gösteriyor, pilottan gösteriyor. Bir bakıyorsun ileride bir tane Burak var. Arkadan da bir destek olacak diye bekliyorsun. O da elini kaldırmış, topu bana devamlı atın diyen bir Burak. Yani bu şey bir şey değil. Yani bir, ya bunu hem İtalya'da aynısını oynuyorsun, Norveç'te de aynısını oynuyorsun. Yani İsviçre'de aynısını oynuyorsun. Cebelitağ'da bile aynısını oynuyorsun yani. Cebelitağ'da. Yani bu akşam belki Letonya, Yeşilbank gazetelere baktım. Yine Burak gösteriyor Norveç'te. Yani şimdi yani bu olmuyor ya. Yani Norveç'te Burak, Letonya'da Burak olmaz yani. Tamam mı? Şimdi bak Norveç'e geldi. İki tane önemli santrafor yoktu. Bizden istediğini aldı gitti. Yani biz hele de Burak bence çok büyük bir sempati kaybetti Norveç maçında. O yaptığı hareket var ya, o penaltı pozisyonu için penaltı istemesi. Bence Burak kendisine olan saygıyı, milli takım olan saygıyı yani kamuoyunda, Avrupa kamuoyunda, dünya kamuoyunda bunu kaybetti ya. Yazık, günah ya. Ya sen bunu nasıl yaparsın? Ve insan buna bir mahcup olur. Hani bir özür diler. Yani hakem hala penaltı almaya çalışıyor. Yani şimdi bu çok hoş bir şey değil. Ondan sonra maçın sonlarına doğru gitti. Patrick'in kenarında Norveçli oyuncu ortaya hiçbir şey yok. Topu sağında gitti, itti. Yani yine hakem hoş gördü. Norveçli oyuncu hoş gördü. Bir şey yapmadılar. Ya bu tarz. Bak biz 2002 Dünya Kupası'nda çok sempatik bir milli takımdık. Yani herkese sempatik oldu. Fair play vardı. Doğru. Şimdi antipatik yani bunlar yapmamamız gerekiyor. Olmaması gereken şeyler. Ya şimdi, biz milli maçları bile ıslıklıyoruz. Hocam kusura bakmasınlar ya. Yani. Yani Norveç ya, maçında evet. Norveç milli takımın maaşı ıslıklandı biliyorsunuz. Doğru. Doğru. Yani bu da çok hoş değil yani. Tabii ki. Yani bizim işte ne yapıyoruz? Milli takım kalecisinin eldivenin renkleri, Kerem'in ayakkabısının renklerini daha çok takılıp kalıyoruz. Çünkü böyle bir algı var. Yani daha doğrusu öyle bir tartışmayı seven bir kesim var. Bundan mutlu oluyor, bundan haz duyuyor. Ama biz bir milli takım bilinci, milli takım heyecanı, milli takım bütünlüğünü yakalamamız lazım. Milli takım çok sempatik olması lazım. Ki sempatiye hakikaten bir kadro var. Yani hakikaten genç, böyle birkaç kuşak bizi götürebilecek. Yani birkaç turnuva bizi götürebilecek. Çok sempatik bir kadromuz var. Genç, yıpranmamış. Onun için bu kadrodan ben yine ümitkarım. Kuntz da belki bunu yapabilecek bir teknik direktör. Belki bu çocuklara daha iyi iletişim kurabilecek. Ama Türkiye 2 seneyi kaybetti. Yani Hamit Altıntop keşke bu işe daha önceden soyunsaydı. Daha önceden sorumluluk alsaydı. Daha önceden bazı şeyleri. Yani Hamit Altıntop mesela o da o soruyu soruyor. Bizim sormamız gereken soru. Ya bu 6 ayda bu takıma ne oldu diyor. Yani Kuntz'u dinliyorsun maçtan sonra. Dersin ki bir yayıncı kuruluşun yorumcusu gibi milli takımı analiz ediyor. Yani o da şey diyor, da şey yani yaptığı analiz sanki bir yorumcu gibi konuşuyor. Onun için milli takımın dilerim ki işte bu 3 maçtan 9 puan alırız. Norveç'in puan kaybetmesini bekleriz de Dünya Kupası'na gitme şansımızı devam ettirir. Çünkü şansı devam ettirmek de güzel bir şey. Yani biz şimdi Allah korusun bu akşam puan kaybetsek, bu iş tavla atsak hakikaten bu kalan maçlar çok büyük işkence olur. Aynen, işkence olur. O için bu heyecanı son ana kadar, zaten biz böyle severiz bir işi son anda kurtarmayı. Sürdürsek daha sevindirici olur, daha iyi olur. Hocam son sorunda en fazla mini takımdan fazla en fazla konuşulan ikinci konuda Sergen Yalçın hocanın cezasıydı. Onunla ilgili neler söylerseniz? Şimdi Aygün şöyle bir şey söyleyelim. Yani küfür ettim etmedim muhabbet en çok yapıldı şimdi, orada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani burada kamuoyunun büyük bir kesimi burada küfür edildiğini, uzaklarından bunun anlaşıldığı konusunda bir kamuoyunda çok yaygın bir kanaat var. Hı hı. Ama hakem bunu raporuna yazmadıysa, dördüncü hakem, temsilci yazmadıysa yapılacak hiçbir şey yok. Doğru. Yani hiçbir şey yok.
Şimdi burada peki dördüncü hakem bunu niye yazmamış olabilir? Bence bunu tartışmak lazım. Onun için de ben birkaç defa da söyledim de yazdım da. Şimdi geçen sene Mustafa Öğretmenoğlu Galatasaray Karagümrük maçının hakemiydi. Raporuna Fatih Terim'in cibiliyetsiz dediğini yazdı. Bir süre sonra temsilci ya dediler ki ciddiyetsiz yaz. Temsilci ciddiyetsiz yazdı ve ceza düştü. Şimdi peki Mustafa Öğretmenoğlu ne oldu? Mustafa Öğretmenoğlu'nun geçen sene bu zamanlar maaşlı federasyonun hakemiydi. Yani aylık 13 bin lira maaş alan, Süper Lig'de düdük çalan bir hakemdi. Şu anda maaşı olmayan, VAR kadrosuna geçen, işte maç verilirse maç başı 4400 lira para alan bir hakem haline geldi. Şimdi bu insanlarda bilinçaltı diye bir şey var. Şimdi Yasin Kon 2 yıldır Süper Lig kadrosunda görev yapan bir hakem. Bilinçaltında şu olabilir. Ya ben de şimdi burada bir... Ya ben bu bir bilinçaltında insandır yani. Etmek gereken yapabilir. Doğru. Şimdi Aygün sen empati yap. Adam böyle düşünmüş olabilir. Ya ben yani de bunu yazarsam sıkıntı yaşarım tarzına dönmüş olabilir. Doğru. Zaten şudur bak. O yazılacak olsam bile o sana o havayı estirirler birileri, tamam mı? Yani yaz ya da yazma konusunda birileri sana onu hissettirir. Sen onu hissedersin. Maçtan iki saat sonra rapor yazacaksın ama anlarsın yani neyin ne olduğunu. Onun için Türkiye'de Sergen Yalçın olsun, Fatih Terim olsun, Vitor Pereira olsun, Abdullah Avcı olsun. Bunları sağdan attığın zaman, rapor yazdığın zaman hakemlik hayatını risk edersin. Yani %100 haklı olduğun bir konuda bile kamuoyunun %60'ı, %70'i senin karşına dikilir. Onun için Türkiye'de özellikle Futbol Federasyonu ne kadar dik durursa, kurulları ne kadar dik durursa, hakemin arkasında ne kadar birilerinin durduğunu hissedersek, hakem o zaman daha cesur davranır, daha cesur olur. Ama Türkiye'de hakemin cesur olmasını isteyen var mı? Yani cesur hakemden biz hoşlanıyoruz mu? Yok. Hoşlanmıyoruz. Yok. Yani sadece ne diyoruz? Benim maçta cesur olmasın ama benim rakiplerim maçlarında cesur bir hakem istiyoruz. Yani iki yüzlülük var burada da. Onun için Türkiye'de hakemleri cesaretlendirici, hakemlere cesaret verici biz bir Futbol Federasyonu felsefesi anlayışı ortaya görürsek o zaman ümitkar oluruz. Şimdi yani görüyoruz kararları, hakem kararlarını, yani sevkleri, hangi maddeden sevk ediyor, hangi maddeden sevk etmiyor. Bunların hepsi abi durumdan vazife çıkarmak isteyenler için bulunmaz fırsat. Peki. Hocam eklemek istediğiniz son bir cümle var mı? Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Milli takıma başarılar diliyorum. İnşallah bu akşam iyi bir neticeyle, bizim çünkü averaja da ihtiyacımız var. İyi bir netice. Bizim milli takım bunu yapabilecek güçte. Yani biz bu kadro Letonya'yla hiçbir zaman mukayese edilmeyecek bir kadro. Biz bunu yapabiliriz. Onun için inşallah bu akşam iyi bir sonuçla döneriz. Peki, çok teşekkür hocam. Evet, hattımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal vardı. Hocamıza da çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bir iki mesaj okuyalım, ondan sonra yavaş yavaş yerimizin sonuna geleceğimizi söyleyelim. Doğukan Aydın, abi hayırlı günler. Bence telefon hiç açma. Her bağlanan kendi takımının fanatikliğini yapıyor. Dürüst davranmıyor. Kimse en güzeli davranmıyor kimse demiş. En güzeli seni dinlemek. Seni dinleyelim abi. Şampiyon Fener vardır. Viktor'um şampiyon Fener demiş. Vardır Viktor'un bir bildiği, saygılar demiş. Doğukan Aydın. Aydın kardeşimiz. Ayhan Buluk demiş ki Aygün abi merhaba. Milli takım gol yollarında forvet sıkıntısı çekerken Muhammed Demir'in daha ne yapması lazım? Davet edilmek için dün hazırlık maçına yine attı demiş Ayhan Bulut kardeşimiz. Evet. Bugünlük de ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın ve Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le ters köşeyi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.